anda bu yeni girişen durum çok utandırıyor seni. Evet. Yani bu olacak bir şey mi? Mektubu da tam hatırlamıyorsun okurken Nihal'le çarpışmasını göreceksin filan. Yani böyle bir kıpır kıpır, bir rahatsızlık, bir gerginlik bir şeyler olmalı. Tamam. Bir başlamakta zorlanma. Bir acele mi oldu bu? Peki mektubu başlarken mi yoksa mektubun tamamında mı acele oldu? Yok, mektubu başlarken yani giriş. Değil de o öncesi var ya. Ha, öncesi. Ben Nihal'e de özetleyeyim. Bir tane kızcağı özetle yani. Şey diyor ya, ne yardım istiyormuş, ne için diyor ya. Oradan okumaya geçme aşamasında bir sıkıntı olmalı, bir gerçek bir şey yani. Çok sen yağ gibi geçtin. Ne ben şey yapayım, okuyayım. Hani şeyde vardı ya. Çağırayım değil mi falan diyordun ya. Onun gibi böyle bir şeyler olsa oradan, ne olduğunu bilmiyorum da. Tamam. Tamam o zaman okuyayım o zaman bakın deyip sonra da okuyayım mı falan diye böyle bir onay alma isteği duyabilirsin. Yani orada bir şey olsun. Orada bir beceriksizlik olsun. Bir patinaj olsun ha. Patinaj yapayım orada peki. Ondan sonra da oku falan ders deyince onlar o zaman şeyi açıp böyle bir nefes falan bir şeylerle böyle bir ona bir başlama şeyi. Evet, ona böyle bir onun bir bismillahı lazım böyle. Evet. Şimdi şu neyse buraları geçelim gibi daha böyle düz olsun. Ha, anladım, tamam. O zaman ben Nihal'i de özetleyeyim. Suavi'yi anlattım az önce. Bir mektup aldım geçen gün. Civar köylerden birinde dikiş nakış kursunda eğitmenlik yapan bir kızcağız. Etienne. Yes. Why there is no second? I'm getting it. Okay. Poor sound crew. Same before. Ne yardım istiyormuş, ne için? Mektup var, okuyayım mı? Bakayım. Cevabınız ne olursa olsun yine de teşekkür ederiz saygılarımızla. Yani böyle bir şey. Şimdi Şaryo, bravo. Benim istediğim düşündüğümden yavaş yapmayı başardım. İki misli hızlı olsun. Yani buralara gelmen lazım ki hani. Tamam, kardeşim gittiğinde. Ben mektupta durdum yalnız bir ya. Ben Amar bir de hayranlıkla izliyoruz Şaryo'yu. Büyü gibi. Şimdi. Evet, büyü gibi ya. Şeyi netleştiriyorum, sırayı da unutuyorum. Bakarak hatırlayayım. Size de bir danışayım dedim. Daha hızlı gideceğiz yani. Buradan bayağı çabuk geldi. Ne yardım istiyormuş, ne için? Tamam. Şimdi ha, okuyayım şeyinde böyle hani Nihal'den şey çıkmayınca tık ona bak. Ondan bir şey çıkar belki gibi. Peki. Yani böyle Nihal'e uzun kalma iyi olmuyor. Nihal'e bak. Odan bir şey çıkmayınca hemen ondan bir yardım ister gibi ona bak. Ondan sonra oku tabii ya falan desin. Ama Nihal de demediği için tamam falan gibi yani bir böyle tereddütlü başla sen okumaya. Evet. Nihal demiş tepki yok. Evet. Ondan sonra böyle çok dinleme oldu bana. Evet. Ha, işte burada dedim. Okumaya başladım. Evet, okuma güzeldi. Şimdi senin o tereddütlü, utangaç başlangıcı var ya, arkasından kendini öven laflar duyunca öyle komik geldi ki bana. Yani öyle olmayınca o komedi çıkmamıştı mesela. Burada çok komik geldi. Evet. Duydum ben seni, duydum kıkırdarken. Evet, ondan sonra masa önündeki Nihal Keyif'sin. Ha, bitirince de böyle kendi mektubunla abi sana mektubun etkisinde kalmış gibi bir süre ekrana bak. Kalayım mı şöyle? Ha, bir süre kal. Yine hemen dönme. Teşekkür ederiz saygılarımızla. Saygılarımızla. Sonra da hafif şey. Böyle bir utanarak dön. Utanma şeyine gidelim. Bizim adamımız budala değil çünkü o kadar. Tabii. Ondan sonra dön. Böyle bir şey. Biraz da lafla kapatıyorsun utangaçlığını. Böyle bir şey. Yani bilemiyorum. Bilemiyorum. En azından ne yapabiliriz? Daha doğrusu yapabileceğimiz bir şey var mı? Diye konuşmak istedim sizinle. Kızcağız iyi niyetli, temiz, akıllı bir kıza benziyor. İdealist, girişken. Gözü pek biri olduğu belli. Aha. Bilmiyorum yani sanki biraz yardım hak ediyor gibi. Ne dersiniz? Ne diyorsunuz? Ne diyor? Hani hal? Hani hal deme. İşte onu diyor. Ne diyorsunuz dedin? Böyle bir sessizlik onlardan, tamam mı? Bir sessizlik olur yazıyor. Ondan sonra sessizlik olmayınca hafif sinir oluyorsun.
Ha Nihal? Nihal? Deyip Nihal'i şey yapıyorsun, zorluyorsun biraz. Vallahi doğrusu, şimdi burada utangaçlık yerini sinir olmaya devretmedi. Evet. Vallahi doğrusu bana pek şey gelmedi. Böyle mailler her gün geliyor bana oradan buradan deyince. Böyle bir dur. Tam olarak ne açıdan şey gelmedi? Biraz orada şey olmalı. Böyle gururum kırılmış ve sinir yani, olmuş. Yani sinir olma duygusu. Yani tam olarak ne açıdan şey gelmedi? Diye senin bir vurgun vardı orada. Tam olarak ne açıdan şey gelmedi? Heh, o işte. O ondan sonra. Ama artık utangaçlığı unut. Tamam. Yani orada sinir olmaya biraz geçsin biraz. Artık. Ha, ha. O da şey falan deyince, canım belediyenin kararlarında mantık aramaya kalkarsak işimiz var yani. Tamam, o da güzel. Gerçi ha, işimiz var yani deyince gene bir dur. Neyse şimdi şey yapmayayım, kendimi evet. Tutayım gibi evet. Bir duygu gelsin. Soru Suavi'ye dönmüş. Gerçi yani. Bilemiyorum. Peki sen ne diyorsun Suavi deyip. Sen ne diyorsun Suavi? Biraz yumuşatma. Biraz zaman kazanma zaman şeyi filan da. Şey. Sen ne diyorsun? Ben mi? Sen de rap, istiyorsan senaryo alayım ne? Unutuyorsun şu şeyleri çünkü. Unut. Boşluk çok olunca alayım. İşte senaryo alayım ne? Çünkü sende değiliz nasıl? Ben ne diyebilirim bilmiyorum ki deyince. Bölgenin ileri gelenleri olarak sen, ben, birkaç kişi daha bir araya gelsek şu işi halledemez miyiz? Şu işi halledemez miyiz sence? Şu işi halledemez miyiz sence? Evet, sen şimdi Suavi'ye çalışmaya başlıyorsun. Biraz sinir oldun bu tarafa. Demin bunları doğru söylemedin ama şimdi doğru söyledin. Şu şey mi? Bölgenin ileri gelenleri olarak. Evet, ileri gelenleri bir araya gelsek dedin. Tabii. Onun yerine birkaç kişi. Bölgenin ileri gelenleri olarak sen, ben, birkaç kişi daha bir araya gelsek dedin. Şu tamam. İşaret edemez mi sence? Hani atla deve değil ya parası gibi. Sen de işte vallahi benim ileri gelen... O da sen bir gül. Uzun sürmeyen bir gül. Ama sen gülme. Sen gülme. Yok. Ondan sonra şöyle bir önüne bak yani. Sinir olmuş gibi. Bir süre sessizlik olsun orada. Bir süre sessizlik olsun yani. Sonra yalnız beni biraz şaşırttığını söylemek zorundayım Nihal deyip böyle çok da ona bakmadan yani. Yalnız beni biraz şaşırttığını söylemek zorundayım Nihal. Yani ne bileyim. Bu otel yıllardır bu otel gibi değil de hayır kurumu için çalıştığı için belki de. Yıllardır sayende bu otel, otel değil, hayır kurumu için, Yani bölgemizde yardım edilmemiş bir tek okul bırakmayan senin gibi müzmin bir yardımsever nasıl oldu da birdenbire bu kadar kararlı bir şekilde karşı çıkabildi onu anlamadım demek istiyorum. Nasıl çıktı bunun içinden ya? Bir kelime atlayalım. Neredeyse. Yani bölgemizde yardım edilmemiş neredeyse tek bir okul neredeyseyi unuttum. Ama alengirli cümleymiş ya. Alengirli ama güzel cümle, böyle kalsın bu. Güzel, ben seviyorum böyle. Yani söyleyebildiğin sürece tabii harika olur. Evet, tabii. Yalnız beni biraz hayal kırıklığına uğrattığını söylemek zorundayım yani. Neden? Ya ne bileyim. Belki de bu otel yıllardır otel gibi değil de bir hayır kurumu için çalıştığı ya ondan önceki şeyi. Tam olarak ne? Açıdan şey gelmedi. O biraz daha kinayeli. Biraz daha peki. Peki. Ya koltuk kapattı görünmedi. Andray var ya ben hala giderim. Yani böyle bir. Tam olarak ne açıdan şey? Şöyle şu açıdan şunu demek istiyorum. Şimdi o şey deyince, bana şey gelmedi deyince, lafını bitirince şöyle bir önüne bak, bakışını başka yerde ara şeyi, sinir olma orada olursun. Bir de ufak tekes olsun başında. Tam olarak ne açıdan şey gelmedi? Şimdi biraz daha kinayeli olsun ama öncesinde de bakışın bir kaçması gerekiyor yani. Evet. Tamam. Hazır mıyız? Hazır. Tam olarak... Ne açıdan şey gelmedi? Onu biraz daha böyle sert değil de kıvrak geldi. Daha bir gıcık olduğum belli olsun diyeceğim. Peki Nihal takdim tehir yapsa benim işime yarayacak. Yani dese ki ben her gün böyle mektuplar alıyorum bana pek şey gelmedi. Nasıl?
tam olarak ne açıdan şey geldi. Bir de önce ben de alıyorum böyle mektuplar dedi. O iki cümlenin yerini değiştirse Nihal. Senin de işine gelir mi diye soruyorum. Montajda. Bana şey gelmedi diye sona bıraksa ben de tam ama olarak... senin aklın oraya takılmış. Ha tabii o doğru. Bence o daha iyi oluyor. Peki. Yani son söylenene cevap vermek. Peki. Bir diyalogta o kadar iyi değil bence. Tabii. Daha öncekine takılıp ona hiçbir şey yapma. Hı. Zaten tepkiyi orada verdim. Önce bana şey gelmedi dedi, ben kaçırdım gözümü. Ha, o da kaçırma bence. He. Bitsin. Bitsin sonra. Böyle bir düşün. Aklıma lafa takılmış gibi. Hı. Tamam. Evet, hazır. Ne tam olarak orası mı? Orayı bir alalım. Ne Nihal'cığım, bir şey, nerede? Melisa'cığım, bana verir misin? Tabii ki, tabii ki. Sound. Kamera. Oyun. Böyle mailler her gün geliyor bana, oradan buradan. Kafa ne? Tam olarak ne açıdan şey gelmedi? Yani böyle bir iş için sıfırdan bir bina yapmaya kalkmak fazla lüks değil mi? Kes. Sırf oraya alalım. Böyle bir nefes olsa bir yerinde. Tam olarak... Ne açıdan şey? Tam olaraktan sonra değil de başına yapsan bir denesen. Bak ben deneyeyim sen bak. Tamam, birkaç çeşit tamam, yapayım birkaç sana. Birkaç çeşit. Birden içinden bu başka bir şey evet. Çıkar ya insanın. Evet, şey, evet. Hani, küçücül bir şey. Böyle mücadeleye, kavgaya da gerekirse ayrılmaya, boşanmaya da evet, boşanmaya kadar gider yani. Yani vardır o ya. Olmaz bir anda mı? Böyle boşanmayı bile göze aldığın böyle bir mimik vardır. Olmaz mı tabii canım? Bir şey, bir laf. Ve hatta boşanmayı göze almak değil, boşanırsın bile. Gerçi bilemiyorum. Peki sen ne diyorsun Suavi? Onu kopar. Peki. Bir bakalım mı bir gerçekler başımıza? Bakalım. Bir Serkan'cığım çok pardon. Gel kardeşim. Tamam orası. Yalnız... Beni biraz şaşırttığını söylemek zorundayım Nihal. Neden? Yani ne bileyim. Sayende yıllardır bu otel bir otel gibi değil de bir hayır kurumu gibi çalıştığı için belki de. Ne alakası var? Ne demek istiyorsun? Yani. Bölgede yardım edilmemiş neredeyse tek bir okul bırakmayan senin gibi müzmin bir yardımsever. Nasıl oldu da bu kadar kararlı bir şekilde karşı çıkabildi onu anlamadım demek istiyorum. Anlamayacak bir şey yok. Yani söylediğin söz öbürünün sonucundan çıkmalı. Öyle olmuyor gibi oluyor da. Yani baktın tatmin olmuyor. Hemen ötekini devreye sokuyorsun. Gibi. Tamam. Duyuyorum, duyuyorum. Nerede, nasıl olmuş bir şey? Hıssızın orada. Dereden attığında aşkım düştü sandık. Ben de koştum arkasından baktım kim diye. Baktım senin çocuk aldım getirdim. Ne işi varmış orada? Anlamaya çalışan. Yani dövecekmiş gibi değil ama merak eden. Olur. Tamam. Hadi bir de öyle alalım. Tamam. Oğlum şimdi sen sana bir şey bulmamız lazım. Geliyorsun kararlı bir şekilde susuyorsun. Hani bir söyleyecekmiş gibi bak. Vazgeç dön şey yap falan tamam mı? Bak yüzüne bak deyince ben bak. Sorunca falan. Belki hani böyle başını sallayabilirsin. Çocuk ıslak gelir, oynar, düşer, devamlı çamurlu gelirdik. Ama arkasından bu ev sahibi geliyor. Çocukla ilgili mi geldi, bağımsız mı aynı zamana denk geldi? Bir de Aydın ilk defa geliyor değil mi hocam? İşte o yüzden ne? Daha çok konuşmak ister karşısındaki. Niçin geldiğini? Ne oldu, nasıl olmuş bu işe geldiğini? Hayır, ne oldu? Sen ne diyordun ilk lafını söyle bak. Bir şey olduğu yok. Sen bir çocuk. Suya düştü, aldık ettik hemen hasta olmasın diye. Nerede düştü? Sizin orada. Nereden atlayayım derken kaydı düştü, ıslandı. Ne işi varmış orada? Ne işi mi varmış? Seninki sotaya yatmış. Yani resmen götü boklu bir taş yüzünden geberip gidiyorduk ya. Bu
icra, aranızda icra meselesi olduğunu buradan anlıyoruz, bu replikten. Tamam, daha önce onu belirten bir şey yok. Onun için önemli o, net olsun. Tamam. Sen bırak ya! Sen artistlik yapma! Tamam, yürü git! Hadi, hadi eline sar, geç içeri! Bir daha ana! Sevda! Necat! Necat biraz sen... Biraz zorla beni zorla, ya. Zorla zorla. Yani hemen, bir, hemen tutmamla dönme şey yani. Bakayım, gel bak. Hani Allah aşkına ya, bir sus. Ya kim abi? İsmail! 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 İsmail diyor, kime diyor? Bırak bakayım ya. O kadar mı? O kadar mı? Önce bir süre şey devam et. Okay. Ne diyorsun lan? Bak, yok. Orası mı? Bir dakika, bir dakika. Ne dedin sen? Aha, olan gibi aynı. Şey. Aha, böyle bir daha sakin. Bana artistlik yapma. Nasıl? İsmail, tamam. Ne dedin? Hadi yürü git. İsmail, tamam. Tamam. Bir dakika, tamam, bir dakika. Tamam. Gel buraya. İsmail. İsmail. Ne diyorsun sen? Ya, yürü İsmail, git Allah aşkına. İsmail, Allah aşkına. Bir dakika, ne diyorsun? İsmail, bir sus. Bir dakika, ne diyor İsmail, bu ya? İsmail, yangına körükle gitme. İsmail. İsmail. Bak, ne diyorsun oğlum İsmail, sen? İsmail, tamam. Buna kurdum. Burada şimdi siz bu tarafa, sen İsmail'i çıkarmaya başarınca biz bu açıya geçeriz. Yok bir şey Hamdi ya. Çocuğu aldık getirdik, insanlık namına yaranamadık. Çocuğu aldık gettik de hiç mi bilgi yok ki? Buna bir şey, bilmeyen bir insana bir şey söylerken insan çocuğu aldık gettik der ama mi? Islandıyız. Bilmeyen biri. Islandıyı sonra söylüyorum hocam. Ama şimdi adam diyor ki ne oluyor? Ya sizin çocuk düştü derede. İnsanlık namına aldık gittik, yaranamadık gibi bir şey yani. Böyle bir daha bilmeyen bir adama bilgi ver. Ama... Ya valla kusura bakma. Ya ya gel. Tamam bir sus Allah aşkına, yangına körük de gitme tamam. Ne diyorsun lan sen? İsmail. Bana artistlik yap. Tamam bir daha. Kim ulan artist? İsmail. Hadi yürü. İsmail. Ulan sikerim seni. İsmail. Ne oldu? İsmail. İsmail Allah aşkına. İsmail yangına körük de gitme. Hadi git elinde sar ana. Tamam biraz daha götüreceğim. Çıktı her yerinde dur bakayım bir. Tamam 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 tamam. Ha oldu orada da değil. Arkasında kaldım böyle de yani. Buradan kamera görsün seni, ona dikkat et. Şu. Hamdi araya girince. Ben daha bu taraftan olayım. Sen de bu taraftan konuşursan görmüyoruz seni. O zaman şöyle konuşalım. Bu tarafta Hamdi arada bu tarafta kaldı. Kaç nereye gitti ya? Şurada şurada. Ya onlarla bir şey olmaz. Şurada bir yerde sen kavga olsa şurada buna güvenir yerde misin? Pamuk gibi bir şey. İsmail hayırdır? Ne oluyor? Hidayet. Ya yok bir şey Hamdi ya. Sizin çocuk suya düştü. Aldık getirdik hasta olmasın diye. Ben anlamıyorum ki, iyilikten maraz doğuyor. İsmail! Sen kim artistin? İsmail! Ulan İsmail! Kralı yaparsanız amcim! İsmail tamam! Hayatını sikerim İsmail, sen İsmail sus Allah aşkına sus! Siktir gidin lan buradan! İsmail sus! Siktir gidin! Tamam tamam. Sen bunun hesabını vereceğim. Hadi! Tamam tamam. Ne bakıyorsun tamam, lan? Hadi tamam. Ne tamam İsmail! Ne İsmail dur evladı diyorum! Ne bakıyorsun İsmail, lan? İsmail tamam. Ne bakıyorsun? Tamam hadi. Siktir gibi. Hidayet tamam. Hamdi şunlara bir şey söyle. Tamam tamam söyledim hadi. 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 Amını aslarını siktirim ya. Ya ne oluyor Hamdi bakmayın ya? Ne kusura bakmayın ya? Ne oluyor? Hala mı konuşuyorsun lan? Ha? İsmail! İsmail kurban olayım! Ya bırak İsmail de! İsmail ne oluyor yapma! İsmail dur tamam! Sekil tamam gidin lan! Tamam tamam dur sekil gidin lan! Tamam İsmail! Ne kurdum, İsmail tamam dur ya! Gel amına koyayım gel! İsmail! Tamam! Kafana kadar gidelim! Ha yaparsın! Tamam. Yardım mı yaparsın? Tamam hidayet! Kötü olanı! Tamam hadi! Hadi tamam! Sekil gidin lan! Tamam geçelim! Geçelim! Bir baştan siktir dedim diye. Baştan siktir dedin değil mi? Girdik ama tüketmedin. Hayır. Hayır git lan diyordun önce. Hayır git lan da. Saldırınca. Evet. Başım biraz çok batacak. Ondan sonra buralarda. Şimdi bak burada bu taş senin kendini korumak amaçlı olmalı. Tamam. Korkusuz kahraman değil. Tamam mı? Tamam. Bu. Lan siktir git başım belaya sokma falan diyorsun. Hı-hı. İyice saldırmaya başlayınca bak bir süre. Hı-hı. Ondan sonra baktın geliyor böyle bir kork, böyle bir şey yap. Tamam. Sen buradan çıkmadığın zaman sahne bitmiyor. Tamam. Senin kaçman lazım bir noktada. Tamam ben sopa olayına falan çıkmayacağım. Sen korkusuz kahraman değilsin. Abi sen bir vatandaşsın hepimiz gibi. Korkusuzluğunu aydına kanıtladığını hissettiğin anda kaç yani. Bir yani korku görelim biraz sende. Tamam. Bir sahneyi 8-10 ayrı versiyonda çekiyoruz. Bu oyuncu için aslında güç
bir iş. Çünkü kafanızda her ne kadar reji size ait olmasa da o karakterin metnin dramaturjisine göre yapabileceği sınırlıdır. Ama öyle farklı şeyler söylüyor ki hadi şu sahneyi bir de şöyle deneyelim şeklinde. O an siz onu belki de değil genellikle ilk kez düşünüp oynadığınız bir şey oluyor. Siz onu yaparken o an Bilge'nin aklına bir şey geliyor, onu söylüyor ve öyle devam ediyorsunuz. Ben daha önce hiç böyle bir yöntemle çalışmadım. Açıkçası ilk gün çok zorlandım ki bunu daha önceden söylemelerine rağmen ilk günü atlattıktan sonra tıkır tıkır yürüdü. Çünkü hidayet hatta sıkıntılı daha da gitmem gerekiyordu yani hidayet biraz bu tarafa yoğun mu? İstemem lan sen hep sızdın. Bu ne ya? Sen olsun diyor. Hidayetin gidişi bizi bağlı. Ne hidayet düzgün var ne bir taraf düzgün var. Evet yorucu. Arada kalıyor. Biraz biz şey yapmamız lazım. Bir de bir hidayetle aylar kaynağında ne çözüm. Ben de hidayeti müthiş çekebilirim. Bir sürü. Şöyle yap. Olsun. Bak şu kavgayı. Ben ne diyorum? Şimdi bak İsmail Allah aşkına. İsmail Allah aşkına. Buraya sürükle. Tepkilerinde şey mantığı olsun. Şimdi sana siktir dediği zaman mesela boş kaldı. Yani sana herif siktir diyor. En yüksek şeyi söylüyor. Orada yeniden alevlenmen durumundasın yani. Hani burada şey yaptım. Herif siktir çekti orada. Ben de haberim yok mesela dediğinden. Yani onlara duyarlı ol. Herif şey değil mi? Herife dikkat et devam. Tamam merdivenden yukarı. Tamam, merdivenden çıkarken tamam. Siktir de derim. Devam ettir diyorsun. Onu tabii onu duyunca mecburen devam etmen tamam, lazım. Doğru tamam. Yani onun tepkilerine dikkat et. Hakikaten yüzün onda olsun. Tamam. Çünkü sonrasında da mantık aramaya başlıyorum. Ben. Sen geri gelince bu kavganın devam etmesi gerekiyor. Tabii. Bu adam gitmez ki. Gitmesi saçma oluyor. Bir de elim boş. Bir de ağır laf söylüyorsun. Tabii. Bu adam gidemez o zaman. Ben olsam gitmem yani. O zaman sonsuza giden bir kavga olur. Hayır hocam, Hamdi onu tutsa, yani kurtulsa hakikaten dalacak mı bu arada? Dalacak tabii. Bu adam yani. Polislere dalmış. Tabii. İcraya gelen polislere dalmış, tabii, sana mı dalmayacak? Çok tamam. Sen bak. Uzun bir yerde. Olur olur tamam. Bak şöyle. Tamam. Tom! Roll! Kamera! Kamera roll! 2 seconds. Clap. Okay. Konuşmalar oluyor çocuklar sessiz. Oyun. Hayırdır İsmail? Ne oluyor? Hidayet? Yok bir şey yok. Sizin çocuk suya düştü aldık onu getirdik. Anlamıyorum ki iyilikten maraz doğuyor. Ya bizim İlyas bunların arabasının camını kırmış. Camını mı kırmış? He. Bunlar da parasını almaya gelmişler. Lan öyle mi dedik biz sana? Sizin çocuk suya düştü, ıslandı, hastalanmasın diye aldık gettik demedik mi? Bırak şimdi bunları. Lan 3 kuruşluk kira borcu için buzdolabının televizyonunu götürdünüz yetmedi mi? Ha? Şimdi ufacık çocuğun peşine düştünüz. İsmail, bana artistlik yapma. Tamam İdavet. Elin sen? Bana artistlik yapma İsmail. Tamam. Ne diyorsun lan ne artistliği? İsmail benim asabımı bozma canımı sık. Ne diyorsun lan? İsmail, tamam. Ya hadi tamam git işine ya. Ne diyorsun lan ne artistliği? İsmail. Laga luga yapma boşuna ha. Oğlum evime gelmişsin böyle gider yapıyorsun bana. Ne ayaksın oğlum sen? Ya tamam seninle mi uğraşacağım ben ya? Ya bırak abi. İsmail bırak, tamam sus. Bunu. Sus İsmail tamam. İsmail Allah bırak. Aşkına bana ne yapma. İsmail sen adına köyüme gitme. İsmail. Lan gel. İsmail küme diyorum. Bak. Ya bırak anasını sikeceğim ben şimdi. İsmail. Dönem. Kalk. Yürü. Ya bıraksana amına bırak koyayım ya. Dur diyorum dur. Lan hayatını sikerim senin ha. Lan vur kafana. At amına ki bak. Tamam. At. Terbiyesiz herif. Siktir gidin lan. Konuşma. Siktir. İsmail tamam hadi gir içeri. Hadi gel. İsmail. Gel sen. Nedir? Seda. Ne kudum? Siktir gidin lan. İsmail. Al şunu içeri. Efe bak hadi, ya. Hadi. Benim sarhoşuyla bir oluyorsun ya. Aydın Bey küfredip duruyor ya. Bir de şey, bu Romeo Juliet'in şeyi, uyarlamasıydı. Bayağı dinamik bir işti o. O çok enteresandı yani.
bu gençlerin arasındaki cinsel çekim, karşı koymadıkları şey, tutku. Tabii aşk hikayesi de. Yalnız ben olsam ben de çektirmezdim. Ben de çektirmem. He, çektirmem olsam, daha iyi bu kararlı var. Ben olsam ben de çektirmem. Nasıl? Sadece şunu varlık yapmamız lazım. Ünlü olsam dedim. Ben de çektirmem fotoğrafları. Ne o ile ya? Çektir mi ya sabahtan akşama kadar? Başka, başka. Herkesin de kendine göre. Herkesin de kendine göre bir şeysi var. Aydın dedi geldi. Daha seri olur buna göre. Mesela bunların birbirine koparmadan, kötülüğüne daha böyle bir gevrek, gevşek. Yani hani niye uğraşıyoruz ki gibi hani böyle bir şey. Sen şimdi mesela tamamen yani, değiştirdin ama. Neyi? Teksti mi? Ha. Ama anlamı koruduğumu düşünüyorum. Yani şurada mesela şu tabloyu, mesela korumaya çalışmak yine hızlıca kendi elimize teslim etsek daha iyi olmaz mı falan gibi. Şimdi anlamı korumak bir de ben en önemlisi ruhu tabii. Şeyi, yani senin o gevrekliğin çok değişmemeli. Birden çok canlanma olmasın. Çok dinlemen iyi olmuyormuş dikkatle. Tamam. Yani ayıp olmasın dinlenecek kadar. Tamam. Her gün konuşulan şeyler. Bilmiyorum belki de haklısındır ama. Belki de haklısındır ama. Yani de kötülüklerle boğuşurken bir sahtekarlık var gibi geliyor. Boğuşma çabamızdı. İşte oradaki tam lafı. Kötülüklerle boğuşma şeklimizde de istiyorsan, bu boğuşma çabamızda çaba, de, boğuşmamızda şey de her şey olur. Yani biz insanların, bizlerin, yani sen anlamı yutarsan, istediğin tamam. kelimeyi kullansan tamam. fark etmez. Yani bizim, ben sana bak 50 farklı yani, şekilde tamam, söyleyeyim onu istiyorsan. Tamam, tamam. Yani bence insanlığın, bence bizim kötülüklerle boğuşmamız kesinlikle samimi olmayan bir şey var. Yani ne olduğunu tam bilmiyorum ama var böyle bir şey. Mesela bu da aynı anlamı taşıyor bence. Kelimeler tamamen farklı. Onun için ben duyguyu hani tamam. mantığı kavramak çok önemli diyorum. O zaman hatırlamaya çalışmak çünkü kesiyor, seriliği önlüyor. Yani sanki yani bir şeyleri saklıyormuşuz, bir şeyleri açıklamıyormuşuz gibi bir şey. Ay şeye böyle bir şey hissediyorum. Ben her türlüsü bunu tamamen anladım. Kendi kelimelerimle söyleyebilirim ama ha. sonra bu, o kelimeleri söyleyip ben onlara alışıyorum. Sonra sen onun tamamını buradaki gibi istediğinde o ezberden uzaklaşıyorum. Buradakini tamamen söyleyeyim de sonra tamam, çeşitlemeyi yapayım. Tamam nasıl istersen. Belki de. Nasıl istersen. Anladın ama, mı? Tamam sen benim istediğim ruhu koru. İstediğin peki istediğin gibi tamam oldu. Anladım. Yine tabii ki senaryoya hakimiz. Ancak daha çok duruma hakim olmamızı istiyordu Nuri Bilge. Yani çalışma sistemi o. Tamamen o sahnenin atmosferine ve durumuna hakim olalım. Bakalım neler çıkacak. Zaman zaman tamamen inisiyatifi kendi ellerine alıp yani her nidaya dikkat ederek senaryoya birebir bağlı kalarak çekiyorduk. Şimdi hadi bunu unutup kaldıralım dediğim gibi az önce de biraz uçalım bakalım nereye gidiyoruz. Sanki ben okul yıllarıma geri dönmüş gibi oldum. O kadar farklı bir çalışmaydı benim için. Ama bana yine de kötülüklerle boğuşmamızda bir tür sahtekarlık var gibi geliyor. Bir takım şeyleri açıklamıyormuşuz, izliyormuşuz gibi bir şey var. Aha, ne gibi yani? Fatma, dolmuş bu. Ama bir de üstünden zaman geçmiş. Gibi. Olsun, biz geçmemiş gibi yapacağız. Aynı duygu şeyi devam ediyor. Yani sonsuza giden bir konuşma duygusu yaratmak için aradan zaman geçse de duygu aynı kalmış gibi bir şey çıkması lazım sonuçta montajda. Şimdi. Ya bir de yani şimdi hayatınıza böyle bir tartışma sokuyor durup dururken yani şimdi düşünecek zamanlar çok ütopik bir şey yani böyle bir şey vardı bir zamanlar ama şimdi hayatın içine sıradan hayatın içine bir gök taşı gibi düşüyor yani çok absürt olduğu için çok absürt onu istemiyorsun. Yani
öyle bir şey bir ön şeyi olur. Bazı insanların hayatında olur. Hani Tolstoy zaten ondan filan çıkardığı bir şey ya. Zaten düşünceyle uğraşıyor. Hani düşünceyle uğraşan bir insan bir yere, bu noktaya varabilir. Ama hani okuyup birdenbire küt diye biz güncel hayatın içine soktuğun zaman göktaşına benziyor tabii. Onun sinirlendirmesi olması lazım bir de. Bazı insanlar yapar bunu. Bir kitap takılmıştır. O kitabı gündelik hayata sokar. Ya bu. O bambaşka bir tartışma. Şimdi ne alakası var burada? Niye tartışıyoruz ve sinir eder bu? Evet. Yani aydını da sinir etmiş nitekim. Kendi konteksti içinde düşünürsek o... Evet, mesela felsefe. Şeydir, hani insanlar kendi durumlarını rasyonalize etmek için bazı laflara sığınırlar ya. Tabii tabii. Mesela tek bildiğim hiçbir şey bilmediğim. Evet, tabii, şey tabii. Var ya mesela, hani insanın bilgisizliğini sanki legalize etmek için de kullanabileceği bir aynen. Şey. Halbuki tam halbuki tersi. Bu laf çok büyük bir bilginin arkasından gelen kesinlikle. Bir şey. Kesinlikle. Tam tersini ifade eden bir laf. Evet, çekelim. 5-10 tane daha. Bir karakter baştan sona hep karakterine uygun davranırsa evet, iyi olmuyor. Olmuyor, evet. Boyutlu evet. Olmuyor, evet. Mesela böyle bir bazen negatif bir şey üzerinden olumlu bir şey doğar. Hani öyle şeyler de vardır ya, hani bir kavga daha bir başka dönüşür ya da şey olur bu olur falan gibi. Ailelerde de çok oluyor bu. Evet. Ya böyle bir mesela belli şeyler vardır karı koca arasında veya bir ailede. Onu ancak köklü bir şey çözer. Ya büyük bir kavga, hani çivi içeri söker böyle. Ya yani oy öyle gider böyle kötü bir şekilde altta saklı. Ama ancak onun iyileşmesinin tek yolu büyük bir şiddettir yani. Pardon ben seni sevmiyorum, baban zengin diye. Allah'ın şimdi bak, bu şemayı aldık. Onun için daha özgür hissedebilirsiniz. Şimdi tekste mi dönelim? Yoksa yine bildiğimizi yapalım, tamam. Mesela bundaki başındaki konuşman var ya, tekst yani, en iyisi. Ha. Seri çünkü çok seridir. Seri dedin diye, orayı seri tutayım dedim, sonra sal gitsin. Aynen öyle. İşte o en iyisiydi. Ama ondan sonra şeyleri falan çok yap. Hani örnek vereyim mesela falan, örnek, bir örnek daha. Direkt konuya gir. Yani o tamamlayıcı laflar var ya. Ama tablo ama konu orada kapanır gibi oldu. Bir de her örneğinle dalga geçiyor ya. Şimdi bak yine bir örnek vereceğim, dalga geçeceksin ya geldi. Bir ara onlar güzeldi de şeye gerek yok. Gene de direkt konuya gir. Damdan düşer gibi olsun tamam. İstiyorum o şeyler. Hırsız. Yani o cüretkar görüşler var ya, onlar biraz damdan çünkü. Bir örnek vereyim mesela falan dedim ama yumuşuyor. Kendine sorayım, oynasan rahatlayacaksın. Ya ne alakası var, biz sen demedin mi hırsıza tabloyu verelim. Çalacağını belki utanır, almaz. Ay şaka mı yapıyorsun? Şaka yapmıyorum, öyle anlatmadım. Tamam. Ben de diyorum ki tamam. Kötü iyileştirmeye çalışıyor tabloyu hediye ederek. Ya gözünüzü seveyim siz ikiniz, Allah aşkına iyi misiniz bu sabah ya? Ay da sen iyi misin? Ya sen ne anladın, bana anlatır mısın? Vallahi ben, tamam ben bayağı şunu anlıyorum. Ne? Necda diyor ki ben diyor, belki diyor ona kötülüğünü engellemek için... Şimdi tamam, sen çekilersen el öpmeyeceksin yani şey... Bir tekst bakalım. Rol öyle tamam. Ural. Sen böyle sevmiyorsun orada. Dur ben bir şey yapamadım. O yüzden evde kabul etmişsin ama buraya gelince canın istemiyor, vazgeçiyorsun. Böyle önüne bakıp... İnat ediyorsun, şey yapmıyorsun. Ayağa kalksan bile, buraya kadar yürüsen bile bir türlü öpmüyorsun. O böyle kalıyor eli havada. Tamam mı? Bu ikinci şu tarifleri. He, o ikinci şey yaparsın. Aferin. Biraz daha seri. Böyle çok fazla vurgu olmasın bende. Hmm. Biraz daha düz, monoton. Tamam. Hani böyle günlük bir konuşma yapıyor gibi. Yani camide konuşuyor gibi. Tamam. Böyle hani böyle sinir edici bir düzlük olsun bence. Hmm. Çok böyle hani önemli bir şey söylüyor gibi. Esler de. Daha düz, daha monoton. Geçiver. Ondan ona böyle hani karikatüre de kısabilecek bir şey olabilir çünkü. Ondan okey. Müşterinin payı kaldı mı da bir daha? Güzel ama. Böyle tuhaf bir güven de olur bu imamlarda da. Çok eve çağrılırlar ya bunlar. Yani hep böyle orada da el üstünde tutulurlar. Aslında kafama takılan oydu. Mesela hani geçin diyor ya.
Hani ben bakıyorum. Çamurlar aslında çamurlu olduğum için geçmeyecek bir adam değilim. Tam tersine çamurlarla oraya basıp ya buraya da çamur alıp kusura bakmayın deyip. Yok hani... yok çamur yüzünden herkes de o. Bende bile olsa ben de geçmem ya. Çamur yüzünden bir tereddüt ederim. Çünkü bir şey yüzünden geçmemen gerekiyor zaten. Ve çamur yüzünden kullanıyoruz ya. Onu kullanmak zorundayız. Yani o senin kişiliğinle alakalı bir şey değil. Biraz geç oğlum. Küçük bir motor falan da mı yok sende? Vallahi durumumuz olunca istiyorum tabii almak. Yani iyi olur. İnşallah. Ama en azından ev caminin yanında ya, ben ona şükrediyorum. Yoksa çok zor olurdu. Sabahın köründe, beş vakit git gel, peşinde itler. Allah razı olsun. Oğlunuz mu? Benziyor size. Yok değil, bu benim yeğen. Abimin oğlu. Bende çocuk yok yenge. Hadi ne zaman? Sabah yiyin. Çıkamıyorsunuz. Sen Allah muhafaza, baktım atlar. İyi tamam. Kapıdan ne güzel ses çıktı. Kat, ezan da var. Ezan da var. Ya konuşma. Eskiden daha doğal oluyordu. Bir şeyler eksildi anlamadım yani. Aydın ben baktırayım ne diyorum sen düştü biraz. Bir şey oldu bilmiyorum ki. Ne yapayım? Şey değil yani şu anda zorlama var. O ne acelesi var şimdi ya? Yok hayır motordan da bir ses geliyor. Nasıl bir ses? Böyle jjj diye bir ses geliyor. Çok böyle gidiyorum ama vurgu yaptığım zaman hani karar vermişim ona hiç sormuyormuş gibi olur diye de böyle çok. Belki de yuvarlıyorum burada farkında değilim onun da. O geçişler mesela motor taktiğine geçişi inandırıcı gelmiyor bana da. Hangisi? Çalışmayınca motor taktiğine geçmek. Yani daha inandırıcı gelmemesi için böyle özellikle yapıyorum hani. Yalan söylemiyor muyum ben zaten? Abiciğim tamam da sen bunu seyirciye göstermek zorunda değilsin. Bırak da biz anlayalım. Şimdi ben zorlama bir gösterme asla istemiyorum öyle bir şey. Ya ben yalan söyleyeyim. Ya tabii ki. Hayatta nasıl sen hayatta ona belli etmeye mi çalışırsın? Tamam. Seyirci ondan budala değil ki. Belli etmemek, ben sana ne diyorum, oyunculuk gizlemektir, göstermek değil. Bunu ben anlayacağım. Şimdi anlaşıldı sorun, sen onu yapmaya çalışıyormuşsun. Ya diyorum, niye ben anlıyorum bunu hemen? Bunu seni iyi tanıyan biri anlasın sadece yani. Mesela o huyunu suyunu bilen. Tamam hocam. Şimdi seyirci var, seyirci aktif olur. Sadece ben hisse anladım bunu. Ne zekiyim diye düşünürse esas o zaman... O amacına ulaşır. Yani bana gösteriliyor. Dersem yani ben bu dalı yerine konmuş olurum. İyi tamam. Tamam güzel. Kestim. O tamam güzel. Artık muğusper ya. Mesela sonunda baktığım bir koydu ne güzel oldu orada. Ufak bir şey çok şey değiştiriyor. Bir atmosfer sesi alacağız. Alacağız. Hani öyle zor şarjı yapıyor. Yukarı mı çıktı? Yukarı. Ha görmedim seni. Ne yaptınız siz yani? Arabayla mı geldiniz? Ha arabayla geldik. Sürpriz yapalım dedik. Evet burada sessizlik. Atmosfer mi? Çekim mi var? Çekim mi? Ses çekiyor da atmosfer. Nasıl özelsin? Ben bakayım. Ben film bunda çekip güzel. Sizin şeyler çek. Lal gece bununla çekildi işte. Değil mi? Doğru muyum? Bu kadar. Doğru mu yani? Çeken de orada. Şu çatların için hepsi orada. Gördüğün gibi şu şeyleri bak. Oraya koymuşlar. Toprağa değerse toprak oluyor. Burada duvar yapmış. Duvarda kalırsa sertleşiyor. Alt su görünüyor. Alttakiler daha serttir, üsttekiler yumuşak. Volkan rolü ismi. Bilen adam rolünü oynuyor. Yavaş. Ya. Aman bu yıllarda kuzu ile barışın.
barışa. Kendi küskün ama gönlü barışa. Siyah perçemini de zülfün dolaşık dolaşık. Yeni düştüm ay güzel, güzel unutmaz kendini. Siyah perçemini de zülfün dolaşık dolaşık. Yeni düştüm ay güzel, gülmek yok dedik. Neyse, tamam, evet. Şimdi böyle çekeceğiz, hadi bakalım. Otur yerine. Sound. Böyle. Kamera. Aydın Bey, şimdi özür dilemek kolay iş değil. Nedamet ise başlı başına bir tekamül işi. Arada bir kadınlara da baksan, yani onların evet, karşısına düştüğün bir durum var gibi geliyor sana. Tabii. Şimdi bunu tamam, uzakta diyorsun ya, yok yani hani epey uzun bir yol da onun için söylüyorum dedim yani. Yok yani epey uzun bir yol da ondan sordum. Başka neler? Bir de şu, şimdi onlar gelmişler dün. Şurada şey vardı hocam. Şimdi bir daha hidayet götürse, hiç olmazsa dönerken gibi bir şey eklesek oraya. Evet, hiç olmaz. Hiç olmazsa dönerken dönüşte hidayet bırakırdı sizi ya filan gibi. Hiç olmazsa hidayet bırakırdı, dönüşte hidayet bırakırdı. Geldiydiniz yani, dün çoğuldu. Gelmişsiniz, geldiydin. Peki geçen sefer, dünü de şeyden hatırlıyorsun, şimdi hidayet geldiğini söyledi ya. O zaman da mı yayan geldiydiniz? Bunu da çoğul yapalım. O zaman da mı yayan geldiydiniz? Yani söyleseydin yani. Ya dönüşte hidayet bırakırdı sizi. Hiç olmazsa dönüşte. Hiç olmazsa dönüşte hidayet bırakırdı sizi. Bak üzüldüm şimdi. Hay Allah. Üzüldüm bak şimdi. Hay Allah. Üzüldüm bak şimdi. Söyleseydin yandı. Burada da. Hiç olmazsa dönüşte. Küçük bir motor. Bence önemli. Küçüğü söylemedin. O zaman bütün motor sınıfları dahil küçük oluyor. Küçük motor falan küçük, yok mu sende? Kasabalarda hep mobilet olur ya. Tabii. Ona istinaden yazdık bunu. Yani küçük bir motor falan da mı yok sizde ya? Herkes de olur ya. Tabii. Nasıl yok sizde gibi yani. Orada dedim acaba geç bir icra ya vardı da. Desem o. Yazdı da. Şöyle mi anlamadım hocam? Sanki. Tabii bize tabii, onlar güzel oldu. O pişmanlığına inandırabilirse. Kalmış bunu da atma, yazık, seviyordum ben bunu. Geç geç otur geç. Yolun geç. Sende küçük bir motor falan da mı yok? Vallahi durumumuz olunca istiyorum tabii almak. Yani iyi olur. Olur inşallah, inşallah. Ama en azından ev caminin yanında ya. Ona şükrediyorum yani. Yoksa çok zor olurdu. Sabahın köründe peşinde itler, beş vakit git gel. Allah razı olsun. Oğlunuz mu? Benziyor size. Yok değil. Bu benim yeğen. Abimin oğlu. Burada Nihal'le konuşuyorsunuz. O geldiğinde sizi konuşurken diyoruz. Oraya yaslan. Çok arkadaşım. Ben şimdi söylüyorum. Karşısında şu anda. Hemen olayı görsün yani. Orada muhabbet ediyor olabilirsiniz. Bunlar yanıyor olur. Yakarız biraz, ışık yaparız sinyalimizi. Ondan sonra böyle girdiği zaman böyle bir burada neşeli bir şey yani böyle coşkulu bir şey görsün. Hadi şöyle bakalım. Yürüyeceğiz. Şöyle bir şey. Nihal'le biz nerede yapacağız o son sohbeti? Hadi son sohbet mutfak. Oradan çağıracak seni. Ha, tamam. Siz burada konuşurken. Tamam. Ben buraya Haluk'tan önce geçiyorum herhalde değil mi? Nereye? Şuraya. Abi tabii. Evet, şimdi evet. Bak. Geldi baktı. Burada Nihal'le şey konuşuyoruz. Ondan sonra geldi sizin yanınıza. Biz buradan çekiyoruz. Tamam mı? Siz konuşurken Nihal gidiyor. Bir noktada. Nihal gittikten sonra Hidayet geliyor baltanızı alayım diye. O Hidayet'e Necla'yı soruyor. Onlar konuşurken sen... Ha, ben oradan kaçıyorum. Buradan gelip oturuyorsun. Evet.
Ondan sonra o gidiyor. O böyle boş kalınca geliyor karşına oturup o soruları soruyor. Hiç çıkmıyorum falan diyorsun da maşallah. Ha, o da öyle diyerekten geliyor, oturuyor, onları konuşuyorsun. Yok ya, çıkmıyorum. Sonra sen sigara içeyim ya falan diyerekten oraya gidiyorsun. Sen benim gözüme baksana. O da yalnız kalıyor. Sen benim gözüme baksana. Onu yalnız bilmiyorum. Bırakmak önemli yani şey olarak da, pozisyon olarak da. Hoşçakalın. Konuşsanıza bir şeyler. Hayırdır, kutlama falan mı var? Yavaşça gel buraya, onlar konuşur. Ya artık yapacağız biz seni, öyle değil. Aslında biz bunlara ikili dolmalıyız, gizli konuşurken. Bak burada ikili dolmalıyız. Evet, peki ama... O dışarıda kalmalı yani. Şöyle. Şimdi şu hemen cevap verme bence. Toplantı falan mı var? Böyle bir durumla sanki bir suç işliyorlarmış da hani birini yakalarsın suçlusu da böyle bir suç alır ya. Öyle hemen cevap yapıştırma. Bazen diyorum ki acaba bütün parti aydınlığın ve şeyin yüzünden mi versen? Bir halde aydın arasında geçen parti gibi harika. Yani bakışmaları. Seslerini mi alıyorsun? Sesler. Yani o şekilde de çekeceğim. Montajda bakacağım ona. Yani bizim gözümüzden varlıklarını zaten hissediyorsun. Sesler var, şeyler. Hiç göstermemek yani, adına mı söylüyorsun? Yani o, sizin dünyanızda kalmış. Çok enteresan olabilir ya. Çok mesela o Suhabi ile bütün konuşmaların hep senin yüzünde böyle. Mesela konuşuyorsun ya ama hep böyle kolluyorsun Nihal'i yani. Evet. Nihal de seni kolluyor, böyle bir düello gibi. Merhaba, merhaba, merhaba. Yok, toplantımız olacak, söylemiştin ya. Toplantı ne toplantı? Bir duyguyu göstermeye çalışmak doğru değil, durumlar göstermiyor. Evet. Yani senin yüzünde görmek istemiyorum ben bir duygu. Hani ona karşı... Hayır, sen normal davran. Tamam mı? Asla bir şey görmek istemiyorum. Sen normal, arkadaşlar. Anladım. Ama lafa giremiyorum. Yani sen laf istiyorsun ya, boşluk kalıyor diyor. Nasıl girdin demin? Hadi onu o kadar diyorsun. Yani o kadar onu kabul ediyorsun, okey. Tabii tabii. Çünkü burada her şeye de gir demiyorum. Ama sana merhaba diyen bir adam da tabii canım. Lafa giremeyecek bir şey yok ki. Yok. Zaten giriyorum orada. İşte girmedin de gene. Böyle falan yaptın sadece. Böyle şaşır hatta. Vay baba, ne haber? Neredesin ya? Ha, tabii. Gibi. Şu gerilimi bozacağım diye korkuyorum hep yani. O, evet. Sen onlara karışma. Tamam peki. Tamam. Gerilim bozuldu. Tamam. Daha olmamış bir gerilimin olacağını nereden bilebilirsin? Doğru. Daha gerilim olmadı ki. Tamam. Bozasın. Okey. Anladım. Evet. Hadi bakalım. Heh. Onu demiş işte bak. Ne zaman söyledin? Seninle bir alakası yok zaten. Neyse, benim de sosyal. Arkadaşına da yani duymaz değil. Duyar da. Ona bakarak ödüllendirmez yani. Evet, aynen öyle. Yani bunun şeyi olur. Ödüllendirmezsin onu. Takılmam aslında abi. Ya geçen bugün görürsünüz. Ne haber ya? Oğlum baba ne haber? Haberim yoksa gençliğinden aramadın. Ben onu mu alıyorsun? Kaygılı bir ifade var. Çok meraklı. Bir de yani soruyorsun ama gizleme şeyi biraz daha mı olmalı? Çünkü Suavi var, şey var. Hani daha gülümseme tonlu mu? Hayırdır? Ben davet ettim Suhal Bey. Benimle kutlamam var. Erken gidiyorsun. Hemen yani bu adam senden kopar kopmaz kaçıyor gibi oluyor. Seni unutalım, ondan sonra buradan bir gölge geçsin. Duygunu gizlemeyi biraz daha arttır ya. Hı, peki. Daha poker face böyle hani ağzın aralık olunca kaygı oluşturuyor. Kapalı olsun yani şimdi. Daha böyle. Şeyden bak yani, içeriden, geriden. Böyle ağız aralık olunca şey oluyor, meraklı oluyor. Kaygı, merak. Ne şey, ne tapas ya, bilmiyorum. Gibi yani. Böyle... Böyle gözünle sadece oynuyor. Yani gözün belki şöyle bir yere kayabilir. Gidemiyorum ama... Tamam tamam, anladım. Anladım da. Atlasın. Tamam. Buyurun. Kes. At. Bu oldu gibi. Ha? Esleri mesleri de iyiydi galiba değil mi? İyiydi, iyiydi. Güzeldi. Ne zaman ya? Hatırlamıyor musun sen de hı filan dedin. Şimdi hesap sorar gibi bir şey var ya. Hı. Ne zaman söyledin? Olmaz. Ya yani hesap sormadan ama onu gülümseyerek yani espriye vurarak. Nasıl yapar? Ne zaman söyledin ya?
Böyle gülümseyerek tamam, falan yani. Ha, tamam tamam. Evet, bu hesap zorlar gibi oldu tabii. Hı. Yani hesap sormayı izlemeye çalışıyorsun, sormuyorsun hesapta ama yine de o anlıyor onu. Tabii tabii. Öyle bir şey. Bu ne gizem ya, askeri şura toplantı mı, ne toplantısı? Yok ya, askeri şura gizem yok, o da toplantı işte. Söylemiştim ya ben sana. Ya ne oldu, ne zaman söyledin? Evet ya, bu duygu daha doğru. Bu mu doğru? Kesin kat. Bu duygu daha doğru, neden bir ders? Mutfaktaki şeye bırakmak lazım öbürünü biraz. Gelinim oraya. Evet, yani burada oluşursa o, oradaki yine gidecek. Ve bu çok daha böyle medeni hayattan geldi bana, hmm, değil mi? Evet. Tamam, bunu bir daha yapalım. Bunun alternatiflerini alalım, şeysiz de almamız lazım. Hatırlamıyoruz. Olur, evet, evet, evet. Vermeyeyim. Öyle olsa da keyifli. Yani şey, Nihal'i bırakayım gitsin. En derin yerden çıkarması seyircinin bence en derin şey. Ya hayattaki gibi, biz hayatta nasıl? Bu kesinlikle. Karımızla kavga misal, diyelim ki karımızla aramızda şey var yani, orada ne kadar derin yerlerden çıkarırız. Tabii. Mesela iyi davranıyordu o görünüşte. Tabii tabii. Şu ana kadar bence yanlış oynamış, şey yapmışız, gitmişiz yani. Bu ya. Ama bunu ben, bunun versiyonları var dün. Var mı böyle? Ama bunlar var. Bu kadar yok. Bu kadar yok. Daha kaygılı, hep daha kaygılı yani. Evet yani kaygı, o dozu biraz daha fazla. Neyse ki yani esas kullanılabilecek şey bu yani zaten yakın. İşte tek yakın çekerken konsantrasyon, hmm, tek kişi de oluyor ya, o zaman daha kolay görüyorsun, doğru. Bu versiyonu biraz alalım. Tamam peki. O şeyi... Nihal'i durdurmayayım mı? Hı? Yine durdurmayayım mı biraz? Yani gitsin. Sen durdurmadan bir halledelim de. Halledelim, sonra bir kere. Bir kere de durdurmalıyız. Aslında burası iyi. Bu mu? Yok bak, daha içeriye girmemek istiyorum. Bir, yok biraz sola. Şu mu? Yani sola. Aha, böyle olsun. Tamam, bu daha güvenli bir yer. Geri çıktı galiba. Ne manada sormuştum zaten. Tamam, hadi sen. Güzel, güzel oldu bu galiba. Ben de dışarı çıkmıyorum falan diyorsun ama. Evde oturdun yok mu aşağıda? Gelen turist de. Hı? Turist de. Yani şöyle, yerde anlaşım. Kullanamazsın ama. Yok hiç, bugün görürsün zaten. Çok güzel. Ne haber ya? Oo, baba ne haber? Haberim yoktu geleceğinden, aramadım. Benim de yok. Ben davet ettim Sabri Bey. Ben onu tahmin ettim de. Kutlama falan mı var? Yok ya, toplantımız olacak işte. Toplantı? Hı. Bu ne gizem ya, o askeri şura toplantısı mı, ne toplantısı? Yok, söylemedim, söyledim ben sana. Ya ne oldu, ne zaman söyledin? Vallahi ne bileyim, söyledim işte, sen de hımm filan dedin. Hatta bir garipsedim, ilgilenmiyorsun diye. Mı dedim? Demişsin işte. Hatırlamıyorum. Neyse boş ver, seninle bir alakası yok zaten bizim işle. Bilmiyorsun sanki. Ya? Sen nerede söyledin bana tam olarak? Hatırlamıyorum. Baba, seninle bir alakası yokmuş işte. Faltonuz oldu ne? Falton. Necla nerede? Necla Hanım odasındaydı mı? Canım sıkkın biraz. Yok elim değil herhalde. İstiyorsanız bakayım ben. Yok, indi mi hiç aşağıya? İnip çıktı galiba ama... Hı? Ne manada sormuşsun Nezga? Tamam, sen hadi. Dışarı çıkmıyorum, çıkmıyorum diyorsun ama maşallah. Yok ya, çıkmıyorum. Hı? Ya vallahi çıkmıyorum ya. Nihal aradı işte, kıramadım. Gel. Adam burada kahvaltı ederken omuzu değse ne olacak? Adam burada kahvaltısın üstüne düşse ne olacak? Ben Fatma'nın yanındayım, düşünce geliyor muyum? Mu, bir şey mi söyleyecekler canım? Onu mu şey yaparsın? Evet. Hidayet diye bağırır mı acaba? Hidayet. Ya da zaten omuzum içeride Fatma'nın yanındayım,
şeye gelmez miyim? Bir adımlık yer zaten. Bir şey gibi hemen çıkıyor. Gerektiği zaman. Ama yanı zaten. Ama şey orası boştu. Ben yani ceketi, paltoyu götürdüğüm için. Değil mi? Oraya bir baktım kimse var mı diye. Nereye? Şu şeye mi? Kahvaltıların durduğu yere. Kahvaltıların durduğu yere. Onu oradan mı alırız? Gerçi eve yani. Kolay gelsin. Güle güle. Görüşürüz. Bay bay. Otursana ya. Evet güzel güzel bravo. Otursanıza ya. Niye dikilip kaldınız? Otursanız. İkinize beraber ya. Diyor. İkimize diyor tamam. Ha, evet. Abi ben oturacağım da biraz üşüdüm. Biraz üşüdüm diyeceğim abi. Çünkü ben... geldim yarım saat geçti. Evet. Biraz üşüdüm. Niye dedim sizin o kahve liköründen alırsam çok güzel olur gerçekten. Tabii hemen. Başka isteyen var mı Suavi? Ben de alayım bir tane. Ben de bir çay alayım ya. İşte çay yerine ben de o kahve liköründen alayım dedim. Çay içtim ya dedim. Abi de sana istiyor. Gelmeyecek ama ya. O gelmeyecek. Biraz, o aynısından isteyip de gelmezse o sert mi olur acaba fazla ya? Ama çaya üşenmiştir şimdi. Peki getirecek mi likörü? Getirmeden mi? Gelsene bir dakika elektrik diyecek bana. Ha, getiriyorum. Getiriyor musun likörü? Ha. Bülent değil Levent kısmında. Sana getirmemiş olacak o zaman. Haklısın. Hiç sana sormuyor. Tam giderken sen arkasından sesler. Arkasından sesler. Ben de bir çay alırım ya. Ben de bir çay alırım ya. Sağ ol. Bir de ha. Sonra da sağ ol. Evet evet. Ben de bir çay alırım ya. Sağ ol. Bülent Bey. İlçede kaç tane ilk öğretim okulu var? Bülent değil Levent. Pardon Levent Bey. Şeyde bu bizim merkezde 2 tane var. Hı. Peki bunlarda toplam kaç öğrenci var? Kaç öğrenci işte birinde. Pardon filan deme bence ya. Böyle bir bak sadece. Hayır, Levent Bey de düzeltmeyeyim. Düzeltme. Tamam. Şimdi şu tarafa yapalım dedim. Yok ileride bu tarafa. Ama daha yukarı yapalım dedim. Daha yukarı yapalım dedim. Daha yukarı nasıl yapacaksın? Eğimi görmüyor musun? Eğimi görmüyor musun? Görüyorum. Böyle adamın şeyinde salıncak gibi mi duracak? Adamın tepesinde mi dursun şey gibi? Görüyorum da Aydın Bey. Bunun böyle yan tarafından şey. Doğru şeyin kılıcı gibi. Alttan da tuttururuz de. Alttan da tuttururuz Aydın Bey. Böyle durur yani. Yani böyle olur mu şimdi bunu müşteri kahvaltı ederken tepesine düşse ne olacak? Yok Aydın Bey düşmez. Aydın Bey neyse tamam. Düşmez düşmez diyorsun geçin. Düşmez düşmez diyorsun bak. Düşmez kalkmaz bir Allah. Bak. İşte ben de onu diyorum Aydın Bey. Böyle alma değil de bak şöyle alma. Burada mı tepelenin koltuk? Yok. Şöyle ileri düşmüş oldum. Şöyle filan. Bence diyor bir çıkınca bir bakar. Aynen. Olursun. Olmasın sıkıntı. Baksana buraya asmışsın millete kafasına düşecek dedim ben size buraya asılırım. Değdim düştüm. Bence alırsın ve insanlara dönersin. Değdim. Ya asıyorlar buraya bunları. Asıyorlar buraya. Bir omuzum değdi düştü. Bir omuzum dokundu. Adam kahvaltı ederken düşse ne olacak? Adam kahvaltı ederken düşse ne olacak? Yok önce bunlara söyledi bence. Adam kahvaltı ederken düşse ne olacak? Ha, lan görevini yaptın şimdi hidayet diyebilirsin bence. Hidayet. Ha dönerek yani şeye doğru şuraya hidayet. Doğru. Hidayet. Baba ne yapıyorsun sen? Ölmez kazaya olsun çarptı. Hidayet. Büyük kaçabilir belki ama doğru tepkiler. Ama gerçek. Doğru tepkiler. Gerçek. Ha yani o ha. Hakikaten düştüm. Tabii tabii tabii. Öyle mi olmuş? Burayı temizlesinler. O şeyler çok iyi oluyor. Sen mantıksız bir şey söyledi. Geniş meniş. Evet. Sen ısrar etsin. Tabii ısrar et. Mantığı takip edin. Mantığı. Yani o çok iyi oluyor. Var. Geniş ne demek? Çünkü ben yani o olmazsa ben de saç. Geniş kenar ne demek abi? Ben anlamadım mesela. Geniş bir saçı ben de geniş. Geniş. Geniş olunca ne oluyor? Orada şey var ya. Neyse orada söyledi. Evet evet ben de söyledim. Ne alakası var? Çentik tutacak. Düşmeyecek. Büyük başta olsa düşmeyecek. Çentik var burada bak. Çivinin kafasına takıl. Çivinin kafasına takıl, düşmeyecek. Ben zaten yukarı nereye takacaksın? Neyin var orada? Böyle mi duracak? Yok, o kalın olsa da alttan bastırınca üstten pıt diye atıyor. Büyük dinlemiyor adam. Böyle nereye, nasıl astınız bunu? Bakar mısınız şu çiviyi? Böyle olur mu? Bunun olur mu ya? Bu ne? Bir de cevap vereceğimi bilemiyorum. Ben bu adamı konuşurken böyle bir süpürüyor ya. Lafını kesip şey, o konuşuyor, anlatıyor falan ya. Ben Suavi'ye falan gibi bir şeyler. Dinlemediğim belli olsa şey. Tabii tabii umurumda değil abi. Artık öğretim okulu. Acaba şey mi oluyor diyorum ya, böyle bir olaydan sonra böyle hidayet sırf ufak bir tıfıl öğretmene bu kadar hani kilitlenmek gibi.
Halbuki bu olayı Suavi'yle falan... Tam ki bu Levent çok merak ettiği bir şey ya. Levent de gelmiş, ha. Bilmem ne gelmiş şey, falan. Yani Ali'nin odasında. Evet ama kim bu olay Levent yüzünden hani... Evet. Başka yani, şeyler de öne geçebilir ya. Evet. Yani bir Levent merakı var. Şey, yani. Dağınık mı olsa o yani? Orada hani ilgi. Paniğe kapılı şaraplar... Haydi. Sakin ol ya, boşver. Ben bir şey ekleyeyim mi? O bağlantıyı sağlar belki sevgili. Belki sağlar. Ya başında durmadın mı olmuyor hiçbir şey ya? Çünkü orada laf sıkıştır versen. Ya Bey şarabı da gitti dedi. O konuşmayı da sterilletmek gerekiyor. Yan böyle gibi hissediyorum da. Şu Levent'le konuşmanız çok steril kalıyor bundan sonra. Böyle bir olay. Yani biraz fazla büyük bir olay çünkü. Evet, olay çok büyüdü. Çok şey kalıyor. Kontrolden çıktı. Hala senaryo bağlı kalıyor öbür tarafta. Orayı... Gerçi benim aklım hala bu olan rezalette bir karizmayı çizdirdik tam Levent'le tanışacağız ama... Ama Suavi'den yakın arkadaşım var belki... Katabilirim Suavi'yi. Hidayet edelim bakabilirim temizliyorum. Şu işe bak ya arada. Tamam bir an ondan kopuyorum. Aydın Bey memnun oldum. Ben sınıf öğretmenimde Levent aldım. Senin şarap da gitti. Ya boş ver. İzmir olsun. Ben tahmin ettim. Bazen yarım bırakıyorsun ya şeyden. Nasıl anlaşılmıyor? Bu da tatlış ama. Bir de neti olsun ya. Bu şey yaptık buraları bırakıyor. Ondan sonra böyle başımıza iş çıkıyor falan gibi. Hani böyle belliye demiyorum da. Biten cümleler şeklinde. Çünkü temizleme olmamış gibi oluyor o zaman. Burasıyla meselene. O zaman da o konuşma temizlemeden konuşuyor gibi oluyor. Yani burayı temizledim. Hatta böyle tamam burayı hallettim gibi bir şey. Daha net cümlelerle daha iyi oluşacak gibi geliyor. Asıyorlar şuraya. Omuz değdi mi tık gidiyor. Kahvaltı yaparken olsan olacak. Mesela böyle bir net cümle her şeyi halleder. Tamam. Özcan abi aldım ben. Müdür yolladı şu istediğim rozeti. Al bakayım. Renkli bir abi renk aynı değil de şimdi bak yılı aynı. Bak onun farklı versiyonu bu yıl geldi. Omzum çarptı düştü. Bunlar tabii şey yapıyorlar. Hidayet. Aydın. Aydın. Aydın ne yapıyorsun? Aydın. Allah Allah. Ya bilmiyorum. Omuzum çarptı sadece ya. Düştü ama biliyorum başıma geleceğini bunu. Bak incecik çivi koymuşlar. Her şeyi kendin yapacaksın. Hidayet. Geldim Aydın Bey. Bak incecik tutar mı bu? Tutar mı? Şuna bak. İğne gibi bir şey koymuş buraya. Hidayet. Geliyorum. Çabuk ne oldu? Ben ne dedim sana? İncecik bir şey koymuşsun. Tutar mı bu? Tutmaz. Tutmaz. Niye kalın başlı çivi koymadınız? Dedim ya kalın başlı çivi koy şuraya. Bak tutsun burada. Kalın başlı çivi olmaz artık. Neden olmasın? Bak burada çentik var. Kalın başlı tutacak. Düşmeyecek bu. Oğlum kancaları tiken tiken geniş arkası. İyi daha iyi. Onun için diyorum ben de. Kalın başlı çivi koyarsan o kancaların arasına girecek. Omuzun çarpsa da düşmeyecek. Müşteri olsaydı burada ne olacaktı? Dedim de zaten müşteri alttan vurunca üstten pıt diye atıyorum bu. Atmasın diye kalın başlı çivi kullanın diyoruz işte. İşte ben de zaten öyle diyorum ya. Daha önce de dedim ya sahibinden üste koyalım diye. Üste nasıl koyacağız dayı? Orası yamuk. Böyle beşik gibi sallansın mı? Ben de sallanmaz. Ben onu alttan üstten getiren içine koyarım. Tarlada geldim. Azık gibi olur. Hiçbir şey olmaz. Tamam hadi hadi hadi. Hadi sonra yaparsın. Çağır Fatma'yı çağırdım. Temizleşir şuraları. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Merhaba. Aydın ben. Yemin eşiyim. Öyle mi? Aydın Bey çok memnun oldum. Ben Levent. Sınıf öğretmeniyim ben. Tahmin etmiştim. Oğlum nereden geldin? Senin şarapta gittin. Ya boşver ya. Gece gelip gidiyorsunuz duyuyorum bahsenizi. Tam olarak ne yaptığınıza vakıf değilim ama. Şeydi, doğrudur. O şey, gerçi Nihal Hanım daha iyi şey yapar da biz işte arkadaşlarla benim okul dahil çevredeki bakımsız okulların onarım için yardım topluyoruz. Sağ olsun Nihal Hanım da dahil olunca bayağı bir ilerleme kat ettik yani. Neyse. Evet. Bravo, bravo. Teşekkür ederiz. Baba ayakta kalın, otursanıza ya. Buyurun, buyurun. Buyurun, sağ olun. Aman, aman Hidayet, bir şey daha dökme. İncecik çivi çakıyorsun düşüyor tabii. Ya müşteri olsaydı orada? Hadi be şimdi bu duvarlar kum gibi olmuş. Bunlara böyle duberleme belli beton çivisi de koysan bunlar tutmuyor. Duber koysan niye tutmasın yani? Tutmuyor Aydın Bey. Şey, bunlar... Duberi yapıştıracaksın içine çimentoyu. Duber kalacak. Duberin içine koyacaksın. İşte ben de öyle diyorum ya zaten. Tamam, bunu böyle çarptığım zaman sıkıntı yok. Ben halledeceğim. Şey girmeyi yapacaksın. Yani. Boşunda durmayınca olmuyor.
Levent, ne içersin? Ne getireyim sana? Şimdi emek şeyine gidiyorum, oradan sürüş dönüşü yazacağım. This first time. Hadi, first time. Actually, in Anatolia, I shot a few shots in the car. But we went to the winter first, to the east of Turkey, and then it was too late, so we came here. The weather conditions pushed us. And also the actors didn't have time. He's a very busy man. I imagine. So busy for the last 75 days. I didn't. It's the 75th day today. Not a day off. I realized afterwards that I am probably have to really spend the whole year. I mean, because they have to be very, very special people. And as you say, if the casting is right, it works perfectly. Yeah. If not, it doesn't work. You cannot, whatever you do, it will not work. This big one I never use. In the location, very small. Yes, yes, yes. Like it's enough. Excellent. Actually, I was using the same small one, but it's broken. They brought this one. But you're leaving this as a margin. Yeah, yeah, margin. So you can move up and down. Move up and down. Okay. But in 4K, you can use even this one without any nobody noticing. If you want to do a zoom or whatever, yeah. Alright, sound? Sanırım böyle usta. Birazcık daha yukarı kaldı. Kamera. Çok çok ortaya indirme. Yok yok, ortaya indirme şimdi. Heh. Titretmeden kaldır. Pardon, hiç bilmiyorum. Bir şey açılmış. Evet, nefes. Evet, kalk, hareket. Gel. Bak, masaya. Tamam. Evet. Evet, bir nefes aldıktan sonra kafayı kaldırma. Nefes aldım, kafa kalktı. Kafayı kaldırmıyorsun. Aynen. Nefes aldım, kafa kalktı. Ha. O ilkindeki gibi oldu. Kafa kalktı. Gerisi tamam mı? Gerisi tamam mı? Ben yapamadım. Buyurun başla. Hareket. Evet, Haluk. Yakın, 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 daha yakın. Biraz flow. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bak, orada bir duraklama oluyor da. Şöyle hemen. İleri doğru. Akıcı olur. Şurada çünkü yarım bir beden böyle kalıyor. Tamam. Burası böyle düzenli miydi bu kadar ya? Kablo örteceğiz diye. Şimdi böyle bir mahvetmiş. Bir şey oldu. Düzen gelmiş bir anda. Kablo şey.
Evet, hazır. Sound. Kamera. Kayıttayız. Hareket. Evet abi. Şeyden kat önüne kalkmaması başka sorun değil. Evet, kaçırdım yani. Evet, tamam. Şimdi hadi yok, burada da o kafa kalkmasını yapmayalım ya. Böyle diyorum yani. Evet, nefes evet. Deyince yapıyorsun. Evet, evet, evet. Hatta tam tersine yani. Aynen. Doğru şey olsa daha güzel olacak. Evet, aynen. Ondan da fark ettim. Peki şu kalkışı... Kalkışı eskisi gibi yap. Arasını bulalım mı? Eskisi gibi yap. Eskisi gibi yap. Çünkü Gökhan için her şey değişiyormuş. Evet, yani... Tamam, sen eskisi gibi uçtum, yap. Onda sorun yok, onda sorun yok. And I make a few shots. You know, I make about 200-230 shots. No more. And I take 3 months. How many shots do you do? 300, I suppose, 400. In the film? Yeah. It depends, of course. Yeah. It's getting more and more. Yes. Carlos is the same since, I don't know, since batting. No, always, always, always. Without trying to make this way, I always make 200, 220 shots. Yeah. But it will probably change also. The last one has 230. In the whole field? Yeah. Yes. It's quite few. Is it quite few? But I don't shoot more than that. What I shoot is like that. Really. So, yeah, and 3 months is just enough time for me. Yeah. Hani burada dalmışsın ya, kalkarken onun yok olması gerekiyor. Yani kalkarken de böyle hala trans halinde gibi bir duygu hissediliyor yüzünde. Yani bu dünyaya dönüş gerekiyor o şeyden sonra. This one I think should be here. This one from the. It's from the. Okay. Sound. Biraz daha başını eğer. El de kıpırdamasın. Ama onu sen gönder sonuçta yine yani. Sonsuza gidiyor gibi olsun yine. Tamam hadi. Hadi sen. Hadi. Sonsuza gidecek çünkü. Hidayetle sonsuza gider. Hayır ondan demiyorum Aydın Bey yani. Sahneye gireceğim. Ezber yapıyorum çünkü kelime kelime istiyor. Çok iyiymiş Suha Bey. Siz İstanbul'dan mı getirtiyorsunuz bunu? Buralarda görmedim çünkü bu markayı hiç. Gibi. Yani o senin yaptığın başka bir duyguya gidiyor bence. Ne olduğunda bir anlaşılmayan bir duyguya. Bravo. Sen de az değilsin ha. Sen de o, bunu Aydın yutmaz onun numaralarını ama sen yutuyorsun. Sen de az değilsin ha falan. O bilmeden attığını biliyor yani. Ha. Az değilsin ha. Ya bunlarla şımartıyorum ben de kendimi azıcık. Ne yapayım başka dediğin zaman
Şimdi orada sen tekil kullanıyorsun, o yanlış. Yani sen yaşlandın, artık hak ettin gibi. Hak ettik. Tekil mi söyledim? Hep iki defa da tekil söyledim. Ha, yok tabii ya. Yani. Artık hak ettik o kadarını da Besu abi. Hak ettik o kadarını Besu abi. Bu yaşta? Bu yaşta. Hak ettik tabii çoğul. Hak ettik, çoğul olması lazım. Yani ikinizi böyle bir kefeye koyup. Tabii. Böyle bir o duygu öne geçiyor burada, sıcaklık şey falan. Tabii. Bir de sığınacak bir liman bulmuşsun, en önemlisi o şeyde. O yalnızlık duygularıyla giderken Suavi daha iyi gelmeye başlıyor her zamankinden. Tabii. Yani onu böyle o duyguyu yaratarak söyle yani. Hak ettik o kadarında be Suavi. Ha bu yaşta ha tabii bir samimiyet şey, ha bir samimiyet çabası. Şey, çabası ha kemik. Oh be, böyle bir içine de bir şey, kemiklerim ısındı, o soba ne güzel yanıyor. Böyle bir hoş bir duygu hissediyorum sende orada. Artık odaların hepsini ısıtmıyorum Aydıncığım. Hanım öldükten sonra odaların çoğunu kapattım. Boş bıraktım değil de, kapattım. Hı, boş bıraktım. Bundan sonrası iyiydi. Şimdi sen de böyle... Yani böyle bir heyecanlı gibi olmasın da böyle lafları yedire yedire. Yani o söylediklerinin arkasında dur yani. Oo Aydın Bey siz de mi buradasınız? Ne güzel yahu, ne kadar güzel. Tamam. Yani böyle şey değil. Geçiştirme. Kısa kısa değil, geçiştirmeli değil. Yani söylediğin laf, sen söylediğin lafları hayran gibi. Yani, oo Aydın Bey siz de mi buradasınız? Ne kadar güzel yahu, ne kadar güzel. Bir de yani daha görmeden konuşmuşsun gibi oldu. Tamam, evet. Ya, kapı açıldı yani ne zaman idrak ettin de ne zaman... Ya öyle bir şey oldu ki. Bir gir yani. Çok bir... iyi anladım abi. Şimdi olmayacak. Görmedim çünkü görmeden. Ondan sonra... Şimdi oradaki de çok kısa sürdü ya. Esleri mi az veriyorsun acaba? Evdekilere falan burada bir şey söyleme. Ne söyleyeyim? Hiçbir şey söyleme. Ya... gitmediğimi, burada olduğumu falan hiçbir şey söyleme, bilmesinler. Tamam mı? Falan diye böyle biraz daha uzak yani. Gitmediğimi bilmesin. Yani idrak ettiğine emin ol. Yani böyle gözlerine dik dik bak bak, tamam mı? Çünkü güvenmiyorsun abi. Tabii canım. O güvenmeme böyle dik dik bakıp idrak ettiğine emin olma duygusunu sende hissetmemiz lazım. Tamam. Yani tatmin olma onun tamamlarından filan. Tabii. Böyle yani o bir doktor akraban var, şey yapar, köylülere ilaç yazarken şey yapardı, yazar, tamam tamam derler, üç kere alıyorsun, bir kere falan der, nasıl alacakmışsın söyle bakayım der, muhakkak yanlış söylerler, tabii ki. Ona doğru söyletene kadar devam eder. Bir tek Türk ordusunda emir tekrarı vardır biliyorsun. Evet, evet. Öyle mi? Tabii, git, git bana bir paket sigara al, size bir paket sigara alacağım komutanım. Tabii, emir tekrarı vardır. Evet, ama çok doğru bir şey demek. Evet, anlamıyor ki. O gün sizin evde konuşurken, ha işte nihayet konuşmaya değer bir insan. Yes. Diye düşünmüş, sevinmiştim. Ha, nihayet konuşmaya değer bir... Konuşacak insan değil. Ne oldu? Konuşacak insan, konuşmaya değer bir insan diye düşünmüş, sevinmiştim. Ama birden ortadan kayboldunuz, muhabbet edemedik. Böyle yani biraz daha ağır konuş, bir acelecilik var. Evet, tamam. Yani böyle yedire yedire. Toparlanayım böyle yayılmamda sakınca var mı karşısında? Ya işte bir öne gidiyorsun, bir arkaya falan böyle çok heyecanlıymışsın gibi oluyor o zaman. Yok yani böyle konuşmamda sorun yoktu onunla. Çünkü kendimi eşitliyorum ya kendine göre. Böyle otur istiyorsan. Tamam ben onu yaparım şimdi inşallah. Yani böyle otur yani. Böyle hem bunlara yakın olursun. Çünkü hem böyle yayılıyorsun hem devamlı şeyleri alıyorsun. Yani insan onları almak isteyen insan yakın durur. Böyle durur. Devamında geri gitmez. Böyle yer. İşimiz olmasa da şunları bir yesek. Ne güzel ya. Sonuna kadar da bitmez o. Yani duramazsın. Bitirmeden üstüm başım batar, televizyon başında. Aynen kesinlikle. Her taraf batar. Ne diyordum? Evet. Uyku mükü kalmadı. Şurada iki insan yüzü bulmuşum. İki çift laf edecek. İki çift muhabbetli olmaz. İki muhabbetli öyle bir terim yok ki. İki muhabbet ne? Yani orası öyle tabii. 40-50 tane çocuğun anası babası oluyorsun bir yerde. Ama insan gene de ara sıra kendi dengi birileriyle oturup iki çift laf etmek de istiyor canım. Öncesinde bir çalışmıştım aslında karaktere.
kendim, sürekli çalıştığım bir hocam vardı, onunla beraber çalıştık. Sonra sete geldiğimde bu çalışmanın çok faydası olmayacağını anladım. Ve bütün bildiklerimi unuttum. Sonra tekrar sıfırlayıp, sadece ezberimi yapıp, yapabildiğim kadar o da, gelip sette yeniden başlattım her şeyi. Nuri Bilge'nin yönlendirmesiyle. O yüzden mümkün olduğunca çalıştığım ve öğrendiğim şeylerle gelmeyip sete, ezberleyip, kafamı sıfırlayıp, burada yeniden oluşturmakmış buranın çalışma şekli. Bunu anladım. O yüzden burada öyle yaptım yani. Ezberimi yaptım, geldim ve evet abi nasıl yapıyoruz deyip o da yönlendirdi. O yönlendirmeyle beraber sette kendi tabiatında, o setin kendi tabiatında yeniden oluştu karakter. Oluştuysa göreceğiz yani, filmi izledikten sonra. Ama kendine inanç olsun. Yani sende inanç yok gibi görünüyor söylediklerine. Böyle yani bir tedirginlik var. Bu biraz rahat bir adam olsun. Yani yoksa bu adamlarla böyle konuşamaz. Yaşlı, kendinden bayağı yaşlı. Biraz böyle vurdum duymaz, biraz şey, hafif öyle olmalı. Çünkü hani heyecanlı tabiatlı birisi, gergin tabiatlı birisi, yani o dostluğu kuramaz gibi geliyor bana nedense. Bu yaştaki insanlarla, Suavi'yle falan. Ama kendi konuşmalarına da, oturuşuna da dikkat ediyor. Yani o radyo evinde nasıl böyle bir güven var kendine, şey, kendi ortamındasın. Orada gibi. Çok riyakarca bir tavırı vardı adamın. Olsun gene olsun. Olabilir. Bu adam riyakar değil diye bir şeyimiz yok ki. Yok. İnandırıcı olsun da gerekirse riyakar olsun. Orada da riyakar değil, ne var yani, herkes kendine göre. Adam kendi radyo evi. Orada kendini biraz daha üstün hissedebilir, bunda bir sakınca yok. Niye riyakar olsun ki? Görsel olarak kendini dinleyen, sesini dinleyen, kendini izleyen bir adamdı ya Kamil. Yani. Ya kendine inanmak riyakarlıksa evet, ama kendine inanan bir adam. Evet. Tamam, kendine inançta bir kendini kandırma vardır, onu kabul ederim, ama kendine inanan bir adam olsun ama. Tamam. Kendine inanan bir adam olsun burada da. Çünkü bu lafları nasıl edecek kendine inanmayan bir adam? Bunları edebilir mi? Edemez. Mümkün değil, edemez yani. İnanç doğruyu bilmeme isteğidir diyor Nietzsche. Ben de bunlarla şımartıyorum işte kendim artık. Ne yapayım? Ya hakkımızdır ya. Bu yaşta. Vallahi içim ısındı. Sağ ol. Sobada ne güzel yanıyor. Artık bütün evi ısıtmıyorum Aydıncığım. Hanım öldükten sonra öteki odaları kapattım. Depo gibi kullanıyorum. Bu sobayı da buraya kurdum. Sığınak gibi işte. Ben de burada büzüşüp oturuyorum. Hem de israf olmuyor. Bu arada mektubu ne yaptın? Hangi mektup? Hani şu Nihal'le bana okumuştu ya mektup. Garip köyü, bir kızcağız, yardım filan. Bir şey yapmadım ya, ne yapacağım? Oo, öğretmenim gelebildin demek ha? Geldim abi. Aydın Bey, sizi görmek ne güzel ya. Eyvallah Levent Hocam. Rahatsız olmayın, estağfurullah. Ayağım uyuştu arabada. Geçmiş olsun. Bir şey olmaz, yani uyuştuysa bir şey olmaz. Merhaba. Merhaba. İşimiz vardı buralarda da, bir uğrayalım dedik biz de. İyi yapmışsınız. Çok mu kötüydü yollar ya? Abi fena yollar. Zor geldi bir. Aydın Bey, bir şey yoksa ben dışarıda. Evet. Hidayet. Buyurun Aydın Bey. Ne diyeceğim? Pardon. Buna bak. Evdekilere benim burada olduğumu falan bir şey söyleme sakın ha. Ay. Olduğum ne sinir. Valla çok iyi çıkmamışım ama. Ben da yok mu çok yine bu konu. Ben de yok konu. Evet. Ben arada bir yarım saat vals dinliyorum. Vals. Amazing. Thank you. You are really unbelievable, Bahman. Isn't he like an actor? And I'm like, ah. He's an actor. Biraz yere şöyle bir şey söyledim. Akşam evde mi yok canım? Çok güzel olmuş. O orada gerçek evinde çekmiş. Hadi ya. Böyle bir vardı zaten. Şimdi yaptığım. Ya ben senin sakalına takıldım biraz da. Uzun değil mi? Yani bir öğretmenin
bir hafta sonunda bu kadar uzar mı ya? Ama öyle de yaptık artık, değiştiremeyiz ama bugün iyice mi uzadı acaba? Yani bir hızla ilerliyor tabii. Tamam, ha, ne diyorsunuz o işe ya? Bir sonraki gün bundan kısa mesela. Öğretmenin sakalı. Bir cumartesi günü bu kadar olabilir mi? Normal şartlarda parlak olması lazım. Yani orta hani kimse görmüyor köy okullarında bazen evet. Ama gene de biraz bir tık fazla sanki ya. Burada Nihal'in övülmesine sen zaten onu düşünüyorsun o konuyu. Biraz sinir olma olmalı yani. Bir çocuğun güzel bir oyuncağı varsa tabii canım herkes onunla oynamak ister. Normal bu yani falan deyip hani hele bir de o çocuk biraz vurdum duymazsa. Böyle bir Nihal'e bir kinayeli bir şey olmalı. Bir de şurada yanlış söylüyorsun. Gamsızların daha uzun yaşadığı kesin. Ama öyle yaratılmamışsan yapacak bir şey yok. Sen yaratılmışsan diyorsun. He anladım. Yani aslında gamsız olmak lazım. Buna inanıyorsun. Ama yani ne yazık ki öyle yaratılmamışım. Her şeyi mesele yapıyorum. Ben öyle bir insanım. Tamam. Onun için o konuda öyle olamam mı kendine söylemek gibi. Başında böyle olsaydı gamsızlığın, olurdu. Gamsızlığın daha uzun yaşadığı kesin ama öyle yaratılmamışsan, öyle yapacak, yaratılmamışsan şey yapacak bir şey yok. Yani biz maalesef öyle değiliz gibi. Gerçi Nihal de gamsız bir insan sayılmaz da. Burada da bir adalet şeyin kabarıyor. Başka sorunlar. Böyle bir dik dur. Ondan sonra şey söyle. Ya çok bir sıcak oldu bu burası. Ben şu camı aralasak mı falan filan. Bir de şey oluyor hocam. Haluk abi bardağı da alıp gidiyor ya. Ha. Ondan sonra söylüyor. Hani şey açmaya gidiyor ama oraya oturmaya gitti. Niye bardağı aldım oldu. Yani o falan şey Tamer abinin ya girmesi lazım ki Haluk abi bardağı ya da alsın. Ya da bardağı alma dönüp alırsın. Dönüp alırım canım şuradan oturmadan önce alırım. Ha. Şey değil iki adımlık yer. Yani sizi çok bozmazsa. Bozmaz. Alıp gelir alır. Gelip al daha iyi. Hı. Ondan sonra. Şimdi bu başlarda. Biraz kendi duygularında biraz lafları değiştirebilirsin. Çok zor değil. Hani Nihal şöyle ben biraz yani akıcı olsun. Fakat şurada çok şeyler atlıyorsun. Biliyorum, biliyorum. Onu, benim de ondan. Sevdiğim yer biliyorum. Biliyorum orayı. Ne zaman hani ne oldu? Ne zaman ben oldu da bu ev böyle boşaldı? Oynarken böyle bir duygu yakalamaya çalışıyorum. Kafamda ve duygu sadece duygu değil. O ritim senin istediğin ritmi de bulayım, onu da koyayım ve bu sahneyi de çok sevdim. Onu da çıkarayım derken böyle bir hassasiyetten gidiyor bana. Evet, bu senin sahnen baba. Ben objektif değiştire geleceğim daha yakınlara evet. Falan. Ama bu bir azıcık otursun, ondan önce değiştiremiyorum. Hı. Bunu da bir iyi alalım gelişte. Bir de şeyimiz belli olsun, trafiğimiz var. Bu ritim. Şey belli oldu. Hı. Şarap geri tabii. Gelecek. Bunlar hiç yok sayıyorum daha öncesi. O kadar düşünceli almayayım diyorsun. Yani niye? Ben hani onu kırmayayım, sen kırmadan mi? Gireyim devreye gibi bir hassasiyet mi taşısam? Nihal'den tabii bahsederken değil şey mi? Hassasiyet taşı ama yani o kadar net de takır takır da söyleyeyim mi yoksa biraz hani incitmeden bak Aydıncığım filan gibi havalarda mı? Ya şimdi çok hava verdi. Şey yaptım büyüğü veriyor oyunlar da yani. Düz olsun yani. Düz olsun. Peki. Düz olsun seri olsun. Tamam. Tabii Bilge birinciyi izliyor. Birinci alışı izliyor. Mesela ona iyi diyor filan ama o andan itibaren düşünmeye başlıyor. Onun gözlerinden okunuyor. İşte yürüyüşünden anlaşılıyor. Etrafa bakıyor. Sonra aklın o düşünceyi toparlıyor ve tekrar ya bunu bir daha çeksek filan diyor. Çekerken başlıyor bir şeylerini söylemeye, düşüncelerini söylemeye. Ve bir de sonra bakıyorsun müthiş bir ayrıntıya girmişsin. Şimdi böyle anasının kuzusu ufaklık. Şimdi böyle hafif bir gülümseme yüzünde böyle dalıp gitmen lazım o günlere. Sen böyle diyorsun. Anasının kuzusu o ufaklık. Onlara böyle bir lecture verir gibi öyle olmaz. Yok. Dalman lazım yani senin. Böyle monoton, böyle bir ninni gibi, bir masal gibi yani gelmeli senin sesin. Hiç iniş çıkışları olmayan. Ve seri, biraz daha seri. Onun için bana da kızma dediğinde filan bakarsın mesela. Hani belli yerlerde ama en bakılmayacak yerde sen onlara yani özellikle hani Levent'te de böyle çok Levent'te anlatıyorsun.
Ya bu sefer farklı bir şey yaptım. Yani böyle baksan bile onlardan böyle teğet geçmeli gözün. Gibi. Evet. Onlara söylenecek laf. Anladım. Söylenmeyecek. Anladım. Çok duygu olmasın ama. Peki. Ben dediğim gibi. Tamam. Böyle mırıltı gibi tamam. Düz. Tamam. Kendi kendine konuşuyor tamam. Gibi. Ninni gibi geldi de o şey. Dün mesela daha bir dinli havası vardı. Olur ha? Olur. Yine ya olmuş. Bayağı bastı falan. Hiç merak etme ne oldu. Diyor ki bana uyku bastı demek ki doğru oldu. Yani burada seyirciye uyutman lazım. Küçükken şu çiftliğin bahçesinde oynarken sanki sonsuza kadar öyle annemlerle babamlarla yaşayıp gidecekmişim gibi gelirdi. Hani nerede? Bazen düşünüyorum da ne oldu? Ne zaman oldu da bu ev böyle boşaldı? O anasının kuzusu ufaklık ne zaman böyle yapayalnız sarhoş bir adam olarak kala kaldı? Evlendik. Çocuk yaptık. Hani nerede? Karı mezarda, çocuk fizanda. Yani diyeceğim o ki madem ne yaparsan yap değiştiremeyeceğin bazı şeyler var. O zaman biraz esnek olacaksın ya. İnsanları yadırgama. Bazı şeyler olduğu gibi kabul et. Biraz sıcak mı oldu ya? Pencereyi mi açsak ne yapsak? Hı? Aç tabii ya aç aç. Kısmayı çekeriz de şu şeye bir farklı bir şey alalım diyorum ben. Şu son laflarını tehditkar söylüyor ya. Orada böyle dik dik bak dinlerken sonuna kadar. Son laftan kastın değil misin? Şey ayağa kalkıyor ya. Shakespeare'de. Tabii. Shakespeare'de böyle hani kül yutup yutmadığın henüz belli olmasın. Tamam. Dinle böyle. O da böyle son iyi akşamlar desin. Böyle seyirci anlamasın senin şeyini, duygunu, tepkini, ne yapacağını. Bir dakika deyince belki bir tane çakacağım mı anlasınız? Ha böyle bir merak etti yani henüz belli olmasın. Böyle peki, böyle bir dön. Tam böyle geçerken tak yakala. İyi akşamlar. Yani, yok bak şimdi böyle iyi akşamlar diyerek gitmek yok. İyi akşamlar burada bitsin. İyi akşamlar. Hemen yasamızdır. İyi akşamlar. Hani iyi akşamlar böyle değil. Temiz. Ya böyle biraz daha artık cesurca gidiyorsun tamam mı? Bir tak dakika, burada yakalanıyor. Bir dakika, ha, bırakma kolunu. Bu bir gitmek ister gibi olsun. Bırakma gel. Ben de bir katkıda bulunayım. Burada bırakabiliriz. O bırakınca sen bir iki adım geri çek. Tamam. Elin falan kalmasın şeyde çerçevede diye. Baksana şu vuruyorsun ya. Şu evet. Vurmada. Şöyle havada biraz daha asılı kalsa kolun ya. Yani sen şöyle diye vurmak değil. Yani şöyle bir şey. Bakayım bir vurma. Çok hızlı vurma da. Evet öyle bir şey. Yani göstererek. Kadir da mı titredi? Kadir'in anır vurması gibi. Yani. Evet. Göstererek. Yani böyle kurt gibi bir şey oluyor yani. Çok kısa sürüyor yolu. Ha. Daha iyi. Kadir ben. Evet. Pardon buyurun. Evet hazır. Bir dakika. O zaman ben de şu dizelerle katkıda bulunayım meclise madem. Cevap mı hayatında? Vicdan, güçlüleri korkutmak için düşünülmüş, korkakların kullandığı bir sözcükten başka bir şey değildir. Bizim vicdanımız, güçlü kollarımız, kılıçlarsa yasalarımızdır. İyi akşamlar. Bir dakika. Ben o zaman ben de şu dizelerle katkıda bulunayım meclise. Cevap mahiyetinde. Aldanmak yaptığımız her işte şaşmaz yazgısı hepimiz. Her sabah
parlak işler tasarlar. Gün boyu budalılık eder. İyi misin baba ya? Bırak. Sal. Bırak. Bence nihayet şöminenin şu koltukta, şöminenin başındaki koltukta ateşe bakıyor oluyor. Ya, şöminenin karşısında belki bir şal almış, düşünceli şömineye bakarak oturuyor olabilir. Aydın gelecek, evrakları bence bırakacak. Kardeşim gelecek. Ondan sonra o orada otururken... Hocam hazırız. Böyle durup onunla böyle bu şekilde konuşacak gibi geliyor bana. Ta 120 falan gel. Hatta daha da erken, pardon, şey 95. İkincisini de açalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şömine bunun karşısında. Nihal şömineye dönük, şömine burada ya. Nihal şömineye dönük ama Aydın şömineye yan, Nihal'e dönük. Biraz yandan görüyor. Şimdi. Tabii öyle olması lazım. Aydın size bir olur, bilinmeyen birinden yazıp şey yapar. Daha öyle şeyler var bir de. Neler? Çizelge oluyor bilmem ne. İşte masanın yeri çok önemli. Orada bakalım mı be? Yok, olmaz. Bunlar düzenlemişler gibi. Orada mekanda bakalım. Böyle duran iki koltuk olmaz ki. Yani otursunlar diye hazırlanmış gibi oluyor. Yani hani hazırlanmış gibi değil, kadın odasında yalnız yaşarken hani kendi için öyle şey koymuş. Böyle hissediyorsun. Hı. Aha bu olur. Madem burada böyle bir şey var. Karşısında duruyor. Burada böyle odunlar, şurada sepet var mı? Hı. Önüne geçmiş gibi oluyor. Şuraya kadar olsa. Sedir için ben hazırlık yaptım. Sedir örtüsü ve yastıklarını kılık ile hazırladım. O hani imamın odasından farklı bir sedir yaratabilirim. Öyle bir malzememiz var. Hani akşam onu düşünürken. Sedir veya evet şu koltuk gibi. Tamam. Şimdi bu oturma grubu hiçbir işimize yaramıyor gibi geliyor bana da. Burada uzanamaz mı Bilge ya? Yani burada şöyle şuraya bir tane yastık olsa. Yani şu... da şimdi o onlar orada duruyor diye hani öyle o onu düşünmeyelim hemen. Daha sıfırdan düşünmek lazım. Buraya bir oturma grubu. Saçma mı? Yok saçma değil mi? Ya şunun karşısına şöyle bir şey. Bunun etrafına da kurabiliriz. Şöyle bir şey kullanır mısın yani? Komedin ayna. Üç maymunda vardı ya Hatice'yi aynadan komedinin şeyinde. Geldiğinde oradan ha, bulalım. Aynadan böyle bir takım çekimler, hani kadın odası. Ha. O çok işine yarayabilir. O sistemi... İkinci gelişinde. Belki şömine başına değil de aynadan onu görür falan. Sedir ve bu yatak grubu burada olsa, hı-hı, ve şu iki koltuğun karşısında olsa. Ya umarım her şey istediğin gibi olur. Sen nasıl istiyorsan öyle yap. Yani bu ne yaparsan yap mazlum görünüyor. Bu değil ya, böyle daha bir şey. Kaldırmaz gibi yani gururunu kurtarmak için. Ben en çok ona ihtiyacım var. Taviz ver. Öyle bir ortamdı bakalım artık gidiyorum. Sen taviz veren bir adam olsan zaten... Yani daha kolay olurdu ilişkiniz. Yani evet. Bu gurur zaten engelliyor. Evet. Yani bende de hep engel odur. Evet. Gurur hiçbir zaman bir noktadan sonrasına izin vermez.
daha eski sanki, olduğunu düşünebilir. Evet ya, o sözü söylerken son sözü söylemiş gibi. Ama aklına yeni bir şey gelip devam ediyorsun gibi. Tamam. Hani böyle hep cümlelerin sonlarında filan devam edeceğin duygusu olmamalı hayatta. Son sözü söyledim. Söyledim ama yeni şey aklıma geldi. Alaycı olmak gururunu kurtaran bir şey. Evet. Çünkü öyle bir şey söylüyorsun ki burada hani. Çok da hani o kadar budala da olmamalı herif yani. Onu böyle bir tirada atıra evet, etkileyim değil de. Yani, böyle söylüyorum. Bunun da farkındayım evet, icabında evet, yani. Evet. Bu ortamdan tamamen ayrı. Ben gündüz gün ışığında konuşur gibi şeytonla böyle romantik şömine karanlık evet, falan asla ona kapılma. Ben başka bir yerde, başka bir anahtardan gideyim. Kesinlikle, kesinlikle. Tamam. Hiç şömine falan... Ben başka bir anahtardan gideyim, Nihal orada. Evet, evet. Tamam. Alaycılık önem vermiyor. Söylediğini ben numaradan söylüyor gibi şeyler falan. O zaman bunların gücü de azalır. Edebiliği yani. Evet. Şimdi bak şu da var. Bu da çok önemli bence. Bunu Ebru'yla çok konuştuk o zaman. Ebru'nun da çok önem verdiği bir şey. Şimdi peki nedir benim suçum dediği zaman yani kız böyle hazır olmamalı o cevabı. Hazır olma, düşün, evet. Yani bir an o şaşırmalı hatta yani o da böyle bir diyecek laf bulamamalı. Hatta bir bilmiyorum yani duygusu olmalı. Yani böyle evet, ne düşünülmüş evet, hazır paket bir şey olmamalı o. Yani birincisinde aslında bir cevabı olmadığını fark etmeli. Ama o ikinci soru tekrar geldiğinde ki o sorular da hep alaycı olmalı bence. Böyle köşeye sıkıştırmış gibi. Nedir peki? Yani hatta ikinci de bile yani çok cevap vermeye böyle yanaşma, o biraz ısrar etsin gibi. Doğru. Gördün mü? Bak söyleyemiyorsun şeyine girince yani moduna girince başlamalı. Çünkü onun başlaması da biraz didaktik kaçıyor yani birdenbire uzun bir şeye başlıyorsun. Çok mu geç olur? Orada o zaman doğrulsam. Doğru. Yani hani o benim üstüme geliyor ediyor. Ben söyleyecek bir şey bulamıyorum. Şimdi zaten öyle. Şimdi konuşamayacağım. Orada doğrulsan da oranın bir şeyi çok artacak. Artacak değil mi? Evet. Yani doğru. Orası için özel bir şey yapıyormuş gibi. Bir şey yapıyormuş gibi olacak. Evet. Sen çok güzel mesela bağırdığında dediğini yapıyor bile öyle bir şey. Orada mesela otur dedin. Paşa paşa oturdu. Yani biraz da böyle bir korku şeyi var. İstediğim yere oturmadı ama. Ha, işte o kadarını yaptı. Evet, yine de oturdu ama. Evet. Mesela o bence önemli bir gösterge. Yani dolayısıyla yani o şeyi kullanma potansiyelin olmalı hep. Madem ki o tip bir tavır şey yarıyor. Biraz işe yarıyor. Çok iyi kullanır bunu. Neyin işe yaradığını ne olmadı falan çok iyi bilirler birbirini. Tabii. Kocalar. Taktik geliştirirler. Oralardan çalışırlar. Tabii ya. Eskiden bir gün belli konularda değişmeyi başarabilirsen ya. Ya bir zamanlar diye başlasana ne olur mu eskiden bir gün? Ha, olur. Ya bir kere ya ne soracağım? Bir kere bana bazı konularda değişmeyi başarabilirsem eğer beni tümüyle bağışlayabileceğini söylemiştin, hatırladın mı? Soru tonlu olmamalı bence. Hatırladın mı? Yani buyurgan olmalı. Yani ondan bir şey talep eden şey değil. Aynen. Rica hatırladın eden mı değil. Bak ne yapmıştın sen? Nasıl bir suçmuş ki bu? Bir gül ya. Kışkırt onu yani. Orada bir gülüş olsun. Nasıl bir suçmuş ki bu? Doğru. Ne suçuymuş bu ya? Bence öyle bir şey. O zaman evet, onun konuşma şeyi arzusunu arzusunu. Ne suçuymuş bu ya? Aslında iyi öğreni görmüş. Dürüst, hakkı zaten. Adil bir insansın. Yani genel olarak böyle olduğunu söyleyebilir. Buna diyecek bir şey yok. Yani sen ciddiyetini koru ama. O şey olsun. Aslında düşünüyor da gerçekten düşünüyor. Gerçek. Doğru. Ve sen onun alaycılığına böyle bir sinirle falan cevap vermeyeyim. Burada tamam, böyle bir ciddi. Doğru. Yani takır takır gerçeklerle sen savaşıyorsun gibi. Ya madem böyle istiyorsun al o zaman sana gerçekler. Doğru. Bir de şey. Bir daha sakin. Yeniden. Tamam. Yalnız bir kez olsun. Dalgınlık kalsın ama çok da o kadar fazla gülme. Tamam. Hani böyle vazgeçmiş yani söylemekten yorulmuş insanın
gülümsemesi böyle bezgin bir şey olmalı. Bezgin gülümseme. Yani böyle buldum, yakaladım, gol atıyorum gibi değil de. Yani madem bu kadar ısrar ediyorsun gibi. Sakin söylendiği zaman bile çok etkili oluyor şeyde, gerçek kavgalarda da. Evet. O zaman çünkü inanmak zorunda. Evet. Öbürünü sinirle söyledi diye bir defans mekanizması geliştirebiliyorsun da. Sakin söylenen daha acı verici oluyor. Yani. İşte o gün yani onun alaylarını aldırmadan, yani onun alayları seni harekete geçirmiyorsa çok etkili olur. Yani onun alaylarına vup diye cevap verdiğin zaman, yani orada söylenen her şey bağışlanabilir. Sinirle söylenmiş, kavga sırasında falan. Alayı yüzünden, şu bu. Peki bütün metni böyle alayım mı eline? Yani sen böyle o alay kahkaha atsa bile başka bir havada olman lazım. Burada. Ezgin, ciddi, yani başka bir şey var gibi. Dalgın, bezgin, düşünceli. Yani bu terimler. Tamam. Daha az kontak kurarak onunla. Evet. Şöyle biraz boynum bükük. Yorgun. Yani o sana başka bir yönde bir şey uyguladığı halde sen o şeye girmemen lazım. Girmeden onu daha da... Dürüst düşünme tarzını bütün dünyadan nefret ediyoruz. Bu tempo daha mı iyiydi peki? Hangisi şimdiki? Şimdiki. Bir tık daha böyle yavaş ve... Daha iyiydi. Sesi çok yükselmeyen. Hı-hı. Ama hani sözlerin anlamını yüzünde hissetmek önemli olan. Yalnız bir kez olsun. Ben onu gerçekten güçleştirebilecek bir davransı buldum. Kendi bir fayda sağlamayacak duygular beslediğimi gördüğümü ne çok istedim. Şimdi burada kendine dönüyor. Hı. Zamanında yani. Hı hı. Tamam, benim de işime geldi belki. Gidemedim, çok gençtim. Ne cesaretim, ne param vardı. Ne de gidecek daha iyi bir yer. Ama genç, sağlıklı, gururlu ve hayat dolu bir kadının boşluk içinde, can sıkıntısı ve korku içinde eriyip gitmesini görmek hiç mi içini sızlatmadı? İlk yıllarımızda korku duyuyordum. Şimdi ise utanıyorum daha çok. En iyi yıllarım uçup gitti. Seninle cebelleşeceğim diye bütün güzel huylarım değişti. Sert, kaba, ürkek, işkilli bir insan oldum. Haluk! Yani ya, bak ne diyeceğim. Bütün belgeler burada, hepsini geri veriyorum. Fazla da bakamadım zaten. Kararımı değiştirdim çünkü. Bu işe hiç girmeyeceğim. Hiç karışmayacağım. Yok, ben de sorun değil de. Evet. Bir sen atmak istiyorum. Bağımsız sinema dedi mi? Seviniriz. Madem bağımsız sinema. Madem bağımsız sinema, aksatlayalım arasımızda. Ayrıca Işık Asay'ı nasıl diyorsun? Bağımsız sinema bu. Sen de bağımsız diye değil mi? Bir dakika yani. Böyle de oynarım, böyle de bağımsız sinema. Hepimiz bağımsızlığımızı ilan etmeyeceğiz. Bambaşka bir şey. Yani böyle bir yükseğe misin dostlar? Bir dakika falan. Toparlama çalışıyor. Kamera da titreyebilir. Hangi yerken tutuyor? Kamera titremezse zaten bağımsız olmaz. Bağımsız olmaz o sinema ya. Ben öyle titriyecek ki. Hatta yer yer flular olacak bayağı uzun süre. Herkes derebeyliğini ilan etmiş değil mi? Evet tabii.
Serkan ne yapıyorsun ya? Fırı ver şu abi bağırsız sinema. Orası bence böyle olmamıyor. Bence. Bence bağımsız sinemayı herkes birbirinden bağımsız diye anlamış. Ekim yanlış anlamış değil mi? Yanlış anlamış. Çıkarken. Evet. Herkes kendi kafasına göre yanlış. Hazır efendim. Şöyle oturduğunda hani daha böyle başım çökük oturuyordun. Evet. Oradan bakıyordun. O güzel oluyor. Şimdi biraz başın ileride kalıyor. Çünkü istemedin ya onu. Işık alamıyordun diye. Onu hayır hayır. Dedi. Burada ışık alman gerekmiyor. He. Baktığında ışık alıyorsun. Ha haklısın. Ama uzun süredir öyle yapıyordun zaten. Hmm. Onu onaylamıştık. Anladım. Hani ilk oturduğunda hani burada karanlıkta böyle, burada da karanlıktasın zaten. O değişmiyor da ileri bakıyorsun. Hani önce aşağı düşüyor çünkü oluyordu başın. Şşt diye göz çıkıyor. He anladım. İkidir öyle yapmıyorum. Doğru tamam. İkincisi de yapıyorsun. Tamam, sonra tamam. Böyle yapıyorsun. Sonra ikincisini de yapıyorum. Evet tamam. O bir onu... Rıkanla ilgili... Ha. Şimdi bakar bakmaz şey yapma, biraz bekle, onun zihnindeki merakı hissedelim, ondan sonra git. Oradan da sana geliyor ya, kameranın sesini biliyorum, duyuyorsundur. Biliyorum. Seni bulduğunda şöyle bir bakışın var, biraz sonra yapıyorsun. Öyle yakalasak seni iyi olacak. Olur. Ciddi mi? Daha iyi bir toplum. Daha iyi bir yaşam istiyordum. Önce toplum dememesi lazım sanki, öyle mi yazıyor? Toplum daha sonra gelmesi gerekiyor gibi geliyor. O tam daha iyi bir toplum. Tam onu hatırlat, toplumun sonra sonrası geliyor. Hep topluma bağlarlar. Daha iyi toplum istedik. Niye toplum istedim? Hani onun için yapmışlar. Bir de toplum daha büyük bir şeye bağlamak evet. isterler. Daha iyi bir hayat istedik yetmez. Daha iyi bir toplum. Daha büyük erdemler de var. Evet. Eklemek isterler. Biz de sonra. Sonra. Tamam, hocam bence otursun ya. Dur oturmasın ya. Dur bakayım. Şöyle geldim. Onun için şey yapmak istiyorum desin. Yapmak istiyorum der demezsen böyle dön. Gitmesini bekler gibi. Tamam. Neyse artık yoruldum. Müsaade edersen yatmak istiyorum. Bütün buralar senin olacak. Bundan böyle çalışmayacaksın. Evinin kadının, çocukların anası olacaksın. Soğuk ya. Oralar biraz daha vurgulu. Tamam. Şey yapalım. Tamam. Kabul. Ama arada bir hatalarını kabul edebilen biriyim hiç olmaz. Ama senin kere bile kendine faturasını. Haksız mıyım? Yani böyle yeniden o didişmenin böyle zevkine varıyor gibi. Yeniden o oh ne güzel yine o kavgalı didiştiğimiz canlı günlere dönüyoruz gibi böyle bir arzu onun sen tarafından yitiriyor. Şey yakalamışsın. Sonsuza giden tartışma. Yeniden organik bir bağ oluşuyor gibi aranızda. Odaya sızmayı başarmışsın falan. Çünkü kavga da bir samimiyettir. Kesinlikle. İlişkidir yani. Evet. Kışı köyde geçirenler, o bitmek bilmez şeyleri iyi bilir. Sen bilmezsin ama, sen bilmezsin ama. Doğru da böyle bir hafif bir şey. Çocukluğunu benim gibi, benim gibi elektriği olmayan, hafif hayata dönme olabilir o. Benim gibi elektriği bile olmayan bir köyde geçirmiş olanlar böyle küçük, rahat, sıcacık bir odada. Çünkü bir de ona bakarsan utandırır seni diye düşünüyorum ben. O göz göze gelme ya bu lafları söylerken. Evet. Hiç olmazsa bir başka yerde. Bu artistlik çünkü. Aha, sahnede yani çok göz göze bakmadığın seyircilere oynuyor gelmemek gibi. Gelmemek lazım. En sonunda daha iyi bir yaşam, daha iyi bir toplum istedik diye bakıyor evet. Dalga geçiyor bende. Bizim gençliğimiz kuru geçti Nihal. Mutlu olmayı bilemedik. Belki o yüzden mutlu etmeyi de. Yani bunlar 30 yıl önce falan kahvede söyle bizim gençliğimiz evet, geçti evet. Yoldaş dediler. Evet, evet onun gibi. Ama dediğim gibi kötü bir niyetimiz yoktu. Hiçbir kötü niyetimiz yoktu. İyi niyetlerde, masum, temiz hayallerle çıktık yola. Böyle bir Ahmet Arif şiiri gibi. Tamam. Yani kafanı kaldırmaya başladın şimdi ben yukarı bak deyince. Kafa kalkıyor, o yok. Onu unut bence. Tamam. Sadece hani daha bu tarafa dönük olaya da. Böyle
Böyle. Ha, yani böyle. Bir hale bakıyor peki, gibi. Peki ateşe de bakabilirim, bir hale bakmıyorum. Mesela ya bu. Ateşe bak. Zor. İşte karanlıkta kalsam daha iyi bence. Kışın Nihal'cim. Öbür tarafa bak, daha geri bak. Nihal'cim. Önde başla bir kere, iyice önde. Ha. Nihal'cim. Oturuşu daha sağ olsun. Nihal'cim. Nihal'cim. Kışı köyde geçirenler. Ha, mesela şu güzel. Nihal'cim. Kışı köyde geçirenlerin götü donar. Saçın mı oldu ya? Saç bir yerleri. Yani aşağıda başlar, sonra buraya kalk. Peki burada Nihal'e bakıyor falan gibi yok değil yok, mi? Böyle bir davranış anlatıyor. Tamam güzel, hazır. Özgür saç mı oldu? Yalnız gitmeden şu listeyi ver de kampanyanıza ben de 3-5 kuruş katkıda bulunayım diyorsun ya. Hı. O da o senin bileceğin iş. Beni ilgilendirmez liste orada falan gayet hı, ters bir şey geliyor ya. Böyle bir bak ona yani o şeyde. Ya bu iyi niyetimiz de boş geldi. Ya bu böyle iyi. Para da gitti. Ben de sevindim. Boş boş lan. Paranın yarısı hayır sağ. Evet lan. Boş boş ne 10 bin lira verdik ya. Yüze çık. Gökhan niye bu kadar yavaşsın baba? Bir anlama çalışması lazım. Çok hemen başladı. Çarpma aşağıya ki. Hıt. Çaldı şimdi koydum. Bir şey bulmadım yani. Öyle yok. O zaman Haluk abinin önünü eğitmeliyiz. Niye? Çünkü aşağı in. Onu aşağı yukarı. Yani bence sıkıntılı yani. Acaba Zarfı oraya gelirken bak atsa ondan sonra imzasını atsa ve ondan sonra temizli çıksan. Yok yok, Zarfın yeri yer. Haluk'un oyunu değiştirmeyeyim. Bak, şimdi sen bence kafasıyla gel. Hı hı. Ondan sonra o şey yaparken aşağı in. Tamam. Kağıtları falan. Zaten imza atarken kafa aşağı iniyor. Hı hı. Kafayı esas al ondan sonra. Hı hı. İmza atmaya başladığı anda artık gerisini görmemize gerek yok. Tamam. Kafayı belki şeye al yani. Sonra zarfla aşağı ineceğim. Sonra zarfla pat aşağı in. Sonra da vücut yukarı çık. Peki. Bu taraftan şey yapsan. Olur. Tam böyle kamerayı dönük oluyor önden. Anlamı daha az oluyor. Bu taraftan daha iyi değil mi? Sağ ol. Kamera. O arkası dönük ya. Bir umut ışığı arar gibi yani. Sen oraya bakmıyorsun. İç dünyaya dönme. İyi o zaman ben gideyim. Hep orada. Bir umut arar gibi yani böyle. Geçiyorum. Böyle konuşurken ben ne diyordun? Yani sen yarın kalkma, sabah kalkmadan ben yola çıkarım. Yani sen kalkmadan ben yola çıkmış olurum. Yani beni göremeyeceksin bir daha. Umut kalmayınca ne yapabilirim gibi düşünürken. Yapacak da bir şey yok. Peki. Ama karşımızdakini olduğu gibi görmeyip onu tanrılaştırmak. Sonra da sanki böyle bir tanrı olabilirmiş de olmuyormuş diye ona kızmak. Bana biraz haksızlık etmiyor musun? Keşke en baştan beri hayal ettiğin o karizmatik, başarılı aktör olabilseydim. Ama değilim. Ben basit bir adamım. Ve işin kötüsü galiba öyle de kalmak istiyorum. Yani doktor gidin. Artık gidin. Ama paralı istiyorum ben. Tamam, paralı getireceğim. Oraya gelecek. Çocukla ilgilendi teyze. Şimdi bakın. Yok, şimdi
sen bir kere böyle yapma. Bahtaniye evdeki bir şeyler olmuyor. Bana da o kadar fazla. Ya aç dedin ya. Onu demiyor. Yok bana diyor, bana diyor. Şimdi sen aç, sen aç. Ama çok sinirli, böyle çok sinirli hareketler yapma. Yapmıyor. Ha. Ya sen de hep sinirli ol diyorsun. Yok yok, sinirli demedim sana. Ne dedim? Sinirli demedim. Sinirli hareketler yapma. Yani bak bu sonlara doğru böyle mır 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 durum vardı ya, o güzeldi. Bir şey... Öyle olsun. Kendi kendine konuşuyor gibi, mır mır mır. Sen de... Yani böyle bir, bu elde hani... Bu sonuçta alıştığı şeyler olmuyor ya, aşırı bir yapay bir şey oluyor. Devamlı ilki. Başta bir alaylı şey daha iyiydi. Sonra da yine bence o kadar etkisinde kalma anladın da sonunda şöyle bağla. Sen merak etme anacığım, ben seni özele de götürürüm seni de, tamam mı? Ondan sonra da kapat meseleyi. Ondan sonra kandırırım. Ondan sonra öyle şey yap, çok üzerinde durma. Tamam. Misafirin oldu. Ondan sonra baştan beri siz böyle mır 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 mır. Kendi kendine böyle çok böyle sert hareketler de olmasın. Hı. Yani böyle hep mızıldanma şeklinde i̇şte, yani. Koca karı hasi oluyor ya, hasi oluyor ya koca karılar. Evet. Yani kendi etrafında gene zarar verir, çok sever. Evet. Ama yani böyle çok sert olmasın. Tamam, kibar. Mızıldanma şeklinde. Sonlara doğru vardı ya böyle. Kendi kendine mızıldama şeklinde. Kibar kibar. Ha, kibar kibar. Böyle hafif bir yabancı da biri gelmiş, şikayet etme isteği gibi. Tamam. Yani sızlanmak isteği, ona o da duysun falan böyle. Bir ilgi, yani ilgi hem, istiyor. Hem ona şikayet ediyorum, havasında oluyor, hem kendi çenem durmuyor yani. İkisi bir arada oluyor. Evet, ama böyle yavaş yavaş kendi kendine konuşur gibi. Sen de çok ilgi gösterme dediğim gibi. Tamam. Sen biliyorsun bu şeyleri, o daha iyi olacak. Ama sen ilgi göstermem, hemen terk edeyim onu. Şöyle, dizlerini ört istersen, sıcak iyi gelir falan de. Hı-hı. Yüksek sesle bağıraraktan şey yapıyoruz. İşte kulağın da ağır duyduğu için, hı-hı, bağırması gerekiyor değil mi? Tüm yaşlandığım insan kulağı duymaz. Böyle Nihal'e dönmek için fırsat kolla, Nihal'e dön. O böyle mızıldanırsa, ben aklım orada kalmış gibi olur. Tamam anacığım, merak etme. Sana şeyi de götürürüm şeye de. Merak etme sen, merak etme. Merak etme yani anacığım beni. Hatta yani Nihal'e bakarak da. Yani gözün orada. Sen merak etme anacığım seni. Olur. Ben şey ortada bırakır mıyım? Halledeceğiz onu, sen merak etme. Falan de. E Nihal'e de dön artık. Çay da verilmiş olsun o sırada. Tamam. Ah, hayattan bir şey bulmamız lazım. Bu hiç yaşamıyor yani. Devamlı ilgili kere çok kötü. Sen uzak otur zaten baştan. Bu battaniye böyle aralarda sakin kalsın da. Oturttur onu. Örtme üstünü filan. Tamam. Sadece şeyde örtersin. Dizlerim sızlıyor filan derse bunu... Yani ısıt istersen iyi gelir filan de. Şöyle sıcak iyi geliyor diyordun ya falan. Nasıl oturuyorsun siz bakayım? Ben böyle oturuyorum işte. Yok öyle olmaz. Ayaklar hepsi ikisi de yukarıda olsun. İkisi de böyle bakacağım. İyice öyle şey. Ay ay yani. Geldi galiba değil mi? Oldu mu? Uzatın olmaz. Şöyle. Ha. Ha, bak böyle oturabilirim. Hı. Öyle daha rahat. Böyle dizlerini doğrulaşıyor. Doğruda gözüksün mü kız? Yok yok. Nasıl bu? Ya ona gerek yok. Şuradan bu olayın dizlerini. Ha, böyle dizlerim ağrıyor zaten. Evet, şeyleri unutmayalım şimdi. Şu bölgede lafları bir çalışalım. Evet, hadi. Bir daha bir bakalım. Neydi? It can be like this. Yeah, I was working with Henri Salam. Yeah. I do not have the much time. Then I make color grading or something like that. And the effect. The sound editor maybe can come to Germany. And he works with me. And I, both of them, I can go. And then when we finish the sound editing, I can come completely to France for sound mixing. Okay, so I would discuss maybe with Thomas is our sound editor and Bruno is the sound mixer. Uh-huh. But Thomas is very good. Bruno is a or another sound mixer. Yeah, yeah. Someone good in the dialogue. Yeah. Okay. Or Turkish speaker maybe, I guess. Well, you know, as long as they're Turkish and European, it's fine for us. You know, as long as they don't do only American films. Friday and the assembly on 17 and this thing is on Saturday 18. So come for 2 days. Yeah, I can. I can if they invite really, and if I will not do anything. O dedi bir değişiklik Hamdi Bey, oldu. Hamdi Bey, yanlış anlamayın. Bu parayı size vermek istiyorum. Lütfen alın bunu. Burada biraz daha kararlı bir deneyelim. Tamam. Yani böyle... Tamam, merak etme yani. Bir şey yok gibi hani. Hani
Nedir bu? Ha, ha, burası değil, yok pardon. Şimdi ben daha yeni gördüm. Nedir bu? Evet. Paniğini görmedim daha, daha. Pardon. Hamdi Bey beni yanlış anlamayın. Yani burada size sadaka vermiyorum. Hamdi Bey beni yanlış anlamayın diye. Hamdi Bey yanlış anlamayın. Hamdi Bey yanlış yani anlamayın. Yani seni yanlış anlama değil de durumu yanlış anlama. Evet. Ben olunca yanlış yere gidiyor. Hamdi Bey yanlış anlamayın. Bu parayı size vermek istiyorum. Lütfen alın bunu. Peki. O açıklayı şey mi? Orada da böyle sanki hani, Hamdi Bey yani onun açıklaması şey değil mi? Size yani size bir sadaka vermiyorum ha, diyor tabii, aslında. Gibi, gibi, yanlış tonlar. Sakın yanlış anlamayın da bu parayı size vermek istiyorum. Mesela öyle desen gene olur. Hı hı. Yani bence başka kelimeler de kullanabilirsin ama önemli olan yanlış yere gitmesin. Evet. Şimdi Hamdi Bey yanlış anlamayın sakın da bu parayı size vermek istiyorum. Ha oraya bak lütfen koyunca nasıl oluyor? Sadaka değil, yardım değil, borç değil, sizle de ilgili yani değil. Şöyle bir şey nasıl? Hamdi Bey lütfen yanlış anlamayın. Lütfen şimdi yanlış anlamayın da. Hamdi Bey lütfen yanlış anlamayın. Ben bu parayı size vermek istiyorum. Bu parayı size vermek istiyorum. Bu parayı size vermek istiyorum. Size vermek istiyorum değil de size vermek istiyorum. Size bu parayı size vermek istiyorum. Size ver. Bu parayı size vermek istiyorum. Size vermek istiyorum. Bu parayı size vermek istiyorum. Bu parayı size vermek size vermek istiyorum. Bu benim karar verdiğim bir şey. Bu parayı size vermek istiyorum. Kimin başına bir şey söyleyeceğim? Sen duyguyu hatırla diyorum ben. Çok kelimeyi düşünme bu noktadan sonra. Şimdiye kadar düşün de. Artık o noktayı geçtik bence. Çok güzel şeyler. Hepsi var elimizde. Hamdi Bey şimdi bakın yanlış anlamayın da bu parayı size vermek istiyorum. Lütfen alın. Bak böyle bir şey dedi. Hem şimdi hem bakın ekledi. Gibi yani. O duygu olsun ne söylersen söyle. Tamam. Şimdi peki ama niye anlayamadım? Ne için bu para? Neden bize getirdiniz? Şimdi burada böyle bir tehlike belirdi abi. Adam böyle bir gurur uyanabilir merak şey. Merak etmeyin. Karşında bir şey merak etmeyin. Karşında bir şey istemiyorum. Bir ödemenizi de bekliyorum. Sadece bir dost yardımı gibi düşünün ve kabul edin lütfen. Evet, yani bence en büyük şey burada. Birdenbire bir tehlike belirdi. Peki ama Nihal Hanım, ne için bu para? Neden bize getirdiniz? Ulan böyle işte gurur murur mu uyanacak yoksa şimdi bu kadar geldik buraya? Merak etmeyin, merak etmeyin canım. Karşımda bir şey istemiyorum. Yani işte bu da sanki şey gibi oluyor aslında. Hani bu daha çok aslında onun gururunu incitecek bir şey. Bu söylediğim. Evet, öyle de, oraya da gidebilir tabii. Peki şimdi hangisini yapalım? Neyin üzerine doğru gidiyorum? Yani şey de olabilir. Sen ne ya merak etmeyin Hamdi Bey. Ben bunun karşılığında sizden hiçbir şey istemiyorum. Hani geri ödemenizi falan da beklemiyorum. Bakın beni bir dostunuz gibi düşünün. Onun kaygılarına ofluyor ofluyor ya. Hı hı. Böyle biraz bakışına bir alternatif yapabiliriz. Gıcık o. Ha. Bir hafif böyle evet. Bir yani buna kadar niye, para getirdik hala mutlu olmadı, mutlu olmadı yani yok ne için yok ne diye Allah nedenle deminden beri ne sürdünüz anlatmadı mı bana almış ya artık yani doktor, beni de orada böyle bir yazık. Hafif bir sinir olma dalga geçsin yüzünden bakalım tamam. Evet buyurun. Kelimeler böyle şey gibi sihirli gibi seni o duygudan o duyguya kendi yönlendiriyor. Sanki önceden şeması çizilmiş ve hani sen oyuna dahil oluyorsun ve oyun seni bir şekilde yönlendiriyor. Bu çok büyülü bir şey. Bunu ben okurken değil ama sete başladıktan sonra fark ettim. Benim için o acayip bir deneyimdi. Yani çok muazzam bir şeydi. Şimdi dinlediğini gördükçe insan hani o konuda emin olur. Biraz başka yere bakar gibi geliyor. Hı. Fazla orada kilitlesin gibi geliyor bana. Tamam, tamam. Yani öyle olursa paradan sonraki şeyin bakışlarının falan anlamı daha da çıkacak ortaya. Gücü tamam. Artacak yani. Tamam. Bir de hani bir kadın, bir de özel karanlık bir odadasınız falan. Hani böyle bir daha bir gözüne bakma şeyi olabilir. Hı. Ürkekliği. Hı. Tamam yok genelinde olmalı tamam. Daha bir yumuşak, daha alçak sesle konuşsa. Çünkü o böyle daha fısıltı gibi konuşuyor ya. Hı hı. Öyle ya o seni oraya çekse yani o konuşma tarzıyla. Hı. Biraz daha aşağıya. Tamam, tamam. Öyle o büyülü ortama sen de girsen. Bunu alın ve kabul edin lütfen. Nedir bu Nihal Hanım? Açın.
nedir bu Nihal Hanım? Hamdi Bey, beni yanlış anlamayın. Ben bu parayı size vermek istiyorum. Lütfen alın bunu. Peki ama anlayamadım. Yani ne için bu para? Neden bize getirdiniz? Oyun! Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kusura bakmayın, ben bu saatte rahatsız ettim. Yok, estağfurullah. Nihal Hanım, Aydın Bey'in eşi, ev sahibi. Şimdi bak, burada bir şey sarhoş beni azaltabilirsin. Çok anlamıyorum. Sen çünkü profesyonelsin. Sarhoşum. Evet. He. Çok belli etmemeyi başarabilen bir adamsın. Ben bu aralar o anlıyor sadece. Tamam. Ben sensiz kalırım. Hoş geldiniz dedin. Bak yapma. O da şey yaptı falan. Biliyorum söylediler. Abi ben dedikten sonra biliyorum söylediler dedikten sonra parayı gör. Ben yapayım ya. Parayı görünce gideyim. Parayı görünce evet. Paraya bakarak git böyle. Paraya bakarak gir. Ondan sonra paradan tak şeye bak. Anladım. Hayırdır? Hayırdır, he. Ondan sonra sen kalkıp böyle kararlı bir şekilde oturt onu yani. Meseleyi kontrol altına alıyorsun, almak istiyorsun. Tak 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 yani öyle bir şeye durun bir anda. Çok o durumda çok kalan bir insansın zaten. O içkiye vermiş kendini. Ben sen ailenin şeyi, ha, çocukla sen ilgileniyorsun. Ha, öyle bir ailenin reisi konumuna yüksel bir anda. Eve bakıyorsun, onun çocuğuna bakıyorsun, onun karısına bakıyorsun, bilmem ne annene sen bakıyorsun. Daha çok hukukun olmalı yani. İsmail, sen geç otur istersen şöyle bir. Geç. Daha şey ol yani, daha. Tamam okey, daha abi gibi ol yani. Ha, abi sensin abi, gibi. Abilik bana geçmiş çoktan, çoktan zaten. Tamam okey. Okey. Bir de Nihal var ya, ona karşı da hani bir şey var. Ya biraz atlanırsan zaten paralar gider. Ha, paralar gider. Tamam. Hani paralar gitmesini bir anda. Ona karşı da böyle bir erkeklik okay. Gösterisi hafif olabilir. Okey, tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kusura bakmayın, ben bu saatte rahatsız ettim. Yok, estağfurullah. İsmail, Nihal Hanım ev sahibi, Aydın Bey'in eşi. Biliyorum, biliyorum, söylediler. Hayırdır? İsmail, sen geç otur istersen şöyle bir. Geç, geç, geç otur. Nihal Hanım da İlyas'ımızı merak etmiş, sağ olsun. Ona bir geçmiş olsun demek için uğramış. O yüzden gelmiş. Yalnız bu para biraz fazla değil mi? Neye göre ya? Ne düşünerek özellikle bu kadar para getirdiniz? Bakın ben hiçbir şey düşünmedim. Yok Nihal Hanım, kusura bakmayın. O da biraz şaşırdı da. İsmail, istersen sen gel içeride bir yüzünü falan şey yap. Gerek yok. O zaman ben bir kahve yaptırıyorum sana. İçsen iyi olur. Nihal Hanım, sizin de çayınızı tazeleyeyim. Pişkinlikle mazlumluk arasında çok geniş bir sınırı var Hamdi'nin. Fakat her seferinde farklı bir tarafında durmak zorunda. Çünkü hikaye yoksa istediğimiz gibi anlaşılmıyor. Bu nedenle çok böyle bıçak sırtı, çok ince bir çizgisi vardı Hamdi'nin. Ve gerçekten güvenmem gerekiyordu çalıştığım kişiye. Hiç bu kadar güvenmemiştim. İsmail, istersen sen gel içeride bir yüzünü falan şey yap. Gerek yok. O zaman ben sana bir kahve yaptırıyorum. İçsen iyi olur.
Nihal Hanım, sizinle çayınızı tazeleyeyim. Zahmet olmasın. Bitti. Şu anda bitti film. Son planı çektik. Kışın başladık, yazın bitirdik vallahi. Karda kışta çalıştık. Yağmur, rüzgar, soğuk. Öyle bir soğuk yaşadık ki Nevşehir'de. Bir sabah, özellikle bir sabah hiç unutmuyorum. O sabah bir bıçakla kesiyorlarmış gibi. Şimdi yaz geldi bak, böyle bir şey, yazlık gömleklerle falan dolaşmaya başladık. Bütün bu yorgunluklar unutulacak. Bu 3 ay yorulmalar, geç saatler, soğuklar, bir şeyler, kar, kış, kıyamet, hepsi unutulacak. Bir tek film kalacak geriye. Önemli olan o. Thank you.